Evet, Acele Kap 6. haftasını bitirdik. İlk yarın değerlendirme programında görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda hattımızda The Gunners'ın değerli oyuncusu, değerli yetkilisi sevgili İbrahim var. İbrahim hoş geldin programa. Hoş bulduk abi. Evet, şimdi baktığım zaman ilk 6 hafta ilk yarı bitti ve siz 6. sıradasınız 11 puanla. Şöyle baktığım zaman 20 gol atıp 15 gol yemişsiniz. Yani ortalama olarak bence yine normal bir gol sayısı. Yediğiniz gol sayısı da çok çok iyi bence. Yani sizin maçlarınız genelde hep böyle düşük skorlarla geçiyor ve mücadele dozu çok yüksek oluyor. Sen neler düşünüyorsun 6 hafta geride kaldı turnuvayla girken takımımızın performansıyla ilgili? Abi şöyle söyleyeyim, bizim 6 haftada hep fark ettiyseniz zaten 6 değişik 11 ile çıkmışızdır. Sakatlıklar bu sene bizim başımızı yakıyor. Evet. Zaten son maçımızda da 3 sakat oynadık. Biliyorsunuz Özgür, Tolga ve benim ayağım sakatlanmıştı. Evet. Bu seferki turnuvada yani tam takım çıkamadığımız için skorlar da düşük oluyor. Oyunumuza da yansıyor. Çünkü başka bir adam geliyor. Ondan dolayı anlaşamıyorsun. Oyun stilini bilemiyorsun. Ama inşallah tüm sakatlar iyileştiğinde tam kadro olduğumuzda eskisi gibi tam skorlarla ve az gol yemiş bir The Gunners'la karşınızda olacağız. Yalnız tabii gelen oyuncuların da seviyesi yüksekti. Yani Suat, ondan sonra işte Gökhan Ördek olsun. Yani getirilen oyuncular da bence yine gözümüze çarpan iyi performanslı oyunculardı. Evet, onları zaten arkadaşlarımıza bu sene dahil ettik. İşte ama az maç yaptığımız için tam yine birbirimize adapte olamıyoruz. Hep böyle ilk 11 gibi oynayan kişiler beraber oynarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Doğru. O da ilerleyen haftalarda olacak. Peki geçen turnuvanın finalistisiniz biliyorsunuz, penaltılarla çok şanssız bir şekilde şampiyonluğu kaybetmiştiniz. Bir penaltı kaçırdı sadece Özcan. Maç içerisinde de biliyorsun bir kaçırdığı pozisyon vardı hala aklımızda o pozisyonda. Bu seneki hedefleriniz neler? Şu ana kadar hedefleriniz doğrultusunda nasıl gidiyorsunuz onu da öğreneyim. Abi bizim hedefimiz her zaman tabii final yapmak ve şampiyon olmak. Geçen sene dediğimiz gibi penaltılarda kaçırdık. O kaçırmış olduğumuz kupanın ucunu bu sene inşallah tutmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Peki İbrahim, vakit ayırdığın için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah sizin için ikinci yarı çok çok iyi geçer. Görüşürüz abi. Saygılar, sevgiler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Acele Kap 6. haftasını bitirdik, ilk yarısını. Acele Kap 2022 4. dönemin takım yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi hattımızda sevgili Zaga Krev'in değerli kaptan yetkilisi, Zaga kuaförün de sahibi Anıl var. Anıl hoş geldin programa. Merhabalar. Anıl'cığım, şimdi turnuvamıza yeni katılan bir takımsınız ama biliyoruz ki turnuvalarda gedikli bir takımsınız. Devamlı mücadele eden. Şu anda ligin ilk yarısını değerlendirdiğimiz zaman 7. sırada olduğunuzu görüyorum ve en az gol yiyen takımlar listesinde şu anda neredeyse ilk 5 arasındasınız. Attığınız gol sayısı biraz düşük ama genelde böyle kısır ve mücadele dolu bir maçlar geçiyor, benim de gözlemim o. Sen neler düşünüyorsun, yeni bir turnuvaydı sizin için, ilk yarı sona erdi, performansınız ve genel turnuvayla hakkında? Şunu söylemek gerekirse şu ana kadar oynadığımız takımlarla gerçekten hem iyi anlaştık hem de gerçekten seyredeceğin karşılaşmaları geçtiğim maç önemli maç sonu. Gerek maç dışından izleyen arkadaşlarla da birbirimizi tebrik ettik. İyi bir genel olarak hakemleri konuşmak gerekirse gayet güzel, herhangi bir sorunumuz olmayan bir karşılaşması yani sonuç olarak. Ve büyük sahada olması bizim için çok güzel ve yenilikçi oldu. Kendimizi de burada görmüş olduk. İki galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyetle ilerliyoruz. Bizim için iyi, güzel bir ilk geçiyor. Gayet de memnunuz. Ufak tefek şeyler var tabii ama onlar da törelebilecek şeyler değil. Gayet güzel. Evet. Peki dediğin gibi yani iki mağlubiyet, iki beraberlik ve iki galibiyetiniz var. 8 puan. Sen bekliyor muydun yani 6 maçta 8 puan? Sizin için nasıl oldu yani? Açık konuşmak gerekirse sen de biliyorsun abi. Son dakikalarda verdiğimiz iki maç oldu. Öndeyken evet. Verdiğimiz iki maç oldu. Olsun. Bunlar yaşanılacak şeyler zaten.
takım koordinasyonunu son 10 dakikada kaybettiğimiz de bir gerçek. Zaga klasiğidir zaten bu. Evet. Son 10 dakikasına kadar diri bir mücadele edip son 10 dakikasında kendimize yenildiğimiz karşılaşmalar oldu. Gerek beraberliklerde gerek mağlubiyetlerde. Karşı takımların başarısı ama göz ardı edilemez tabii ki de. Peki kendi performansınız mesela şimdi değişik oyuncular tabii ki ister istemez yani geliyor hem saat uyumu hem işte birçok neden çalışanlar var biliyorsunuz. Herkes bir ister istemez elini taşın altına koyuyor. Takım şekillendirmesinde ne noktadasın sen kendin açından ya yani düşündüğünde hani takımın tam işte oturduğunu düşünüyor musun ya da tam böyle istediğiniz futbol? Oyuncularla düşünüyorum ama aynı oyuncuları pazar etkinlikleri bitmediği için bir türlü herkesin saygıyla karşıladığımız için tam anlamıyla herkesi bu noktada oturtamadık. Dediğim gibi daha ilk turnuvamız ve ilk sabit bir turnuvamız bizim. Herkesin de işi çıkıyor. Normaldir. Biz de bunları sevecenlikle karşılıyoruz. Hani kimseye kalp kırmadan. Daha çok spor gözüyle baktığımız için hani yapmışız, yenilmişiz öyle aman afaki sıkıntılar değil bizim için sahi için herhangi bir gelmemiz de olmuyor zaten biliyorsunlar da bunları. Ya tabii ki aynen yani bu konuda sağ olun sizin de desteklerinizi alıyoruz. Yeni bir takım olmanız hani bizim turnuvada özellikle ama tabii ki devamlı oynadığınız ligler var. Ama şu ana kadar ben de hani gerçekten çok değerli insanlar gördüm. Ufak tefek şeyler her türlü olacak zaten bunları önleme şansımız imkansız. Ama şöyle baktığımız zaman hani iyi niyetli gelinip iyi niyetli zaten rakiplerin sen daha önce söyledin. Premier Lig tadında güzel bir lig oluyor bence. Önemli olan tabii ki burada kazasız belasız sadece oyunun tadı kaçmadan. Kesinlikle ya ben en çok sevindiğim nokta da o zaten ya maçı da anlatırken belki bazen fark ediyorsundur yani o maç öyle bir hani top oyunda kalıyor hiç kimse stresini sahaya yansıtmıyor yenen yenilen olgunlukla karşılıyor bunlar zaten sporun içinde olması gereken bunları çok önceden yapmamız lazımdı ama maalesef ülke atmosferi futbol atmosferi maalesef yani bunlara izin vermiyordu ama bizler de bir damla olarak sizlere örnek olmaya çalışıyoruz. Peki Anıl başka eklemek istediğin bir şey var mı ligle ilgili veya performansınızla ilgili? Performansımızla ilgili yani tek temennim gol atlarını güçlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tam anlamıyla bir orta saha takımıyız diyebilirim. Topu ayağında tutmaya çalışan, orta sahada düşmeden durmaya çalışan bir takımız. Bunun haricinde de biraz daha gol bulursak bizim takım için tabii gayet daha iyi olur. Lige gelecek olursak sadece bizim hani tam olmasa da olur ama sosyal medyayla alakalı biraz daha etkileşim gösterirsek bizim için de iyi olur. Ya bizim kendi açımızdan söylüyorsun değil mi? Evet. Tabii ki bunu hemen kale alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Eleştirileri her zaman açığım. Kesinlikle daha iyi olmak için hep beraber. Bu şekilde inşallah dileklerinizi yerine getir. Sizin için de inşallah bol gollü maçlar, inşallah çok gol atacağınız i̇nşallah, maçlar olsun inşallah. Hani kazasız belasız, sağlıklı, mutlu bir şekilde bitirelim turnuvayı diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için Anıl. Evet, görüşmek dileğiyle çok sağ ol. Evet, kaptanlar görüşmesinde şimdiki konuğumuz sevgili Arapçı'nın sevgili kaptanı yetkilisi Barış. İlk yarı sona erdi biliyorsun Barış ve ilk yarı sonunda 3 puanla 6 karşılaşmada 3 puan, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet beraberliğiniz yok ve 13. sıradasınız 14 takım ligde. Performansınızı -25.1 babarajınız var ve 41 gol en fazla gol yani ikinci takımsınız. Burada büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğradın sen 6 hafta boyunca. Neler düşünüyorsun takımın dengesi, yeni gelen oyuncular, gol yeme sorununuz, gol çok kısır gol atma sorununuz. Bunlar senin için beklentilerin tabii dışında olmuştu. Neler düşünüyorsun? Şöyle şimdi tabii biz bir takımı bir türlü oturtamadığımız için şimdi sürekli farklı arkadaşlar, sürekli farklı kişilere alışmaya çalıştığımız için her maçta tek tek. Tabii takım böyle bir yerine oturup da
bir düzgünce top oynayamadık. O yüzden yediğimiz goller, yaptığımız hatalar takımın birbirini tanımamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Hani ya bizim takım da şimdi genç bir takım. Yazın olsa oynuyorduk bir şekilde. Şimdi herkes üniversitede bir kenarda. O yüzden takım çok dağıldı bu sene. Önemli isimler yok değil mi? Tabii yani çok önemli oyuncularımız yok. İşte bu asıl nedeni bu tabii. Takımın bir türlü oturamaması, bir şekilde birlikte bir uyum yakalayamamamız. En büyük sorunumuz bu tabii. Sonucunda da böyle 13. oluyoruz. Yine bir 3 puanımızı aldık ama yani çok şükür. Bakalım. Diğer ikinci yarıya bakacağız nasıl olacak. Geçen turnuvada biliyorsun yani işte bir Nesa İnşaat galibiyeti vardı. Biliyorsun çok sükseydi yani o galibiyet, çünkü önemli bir takımdı o Nesa İnşaat, biliyorsun önemli tabii, bir takım. Tabii çok mücadele yani önemli çok oyuncu geçen, Deniz. Geçen sezon. Evet. Yani önemli takımda da yendiniz ama bu sene sanki nerede yani oluşum olarak ben de dışarıdan de takip ettiğimde yani çok bir, dediğin gibi sen elinden geleni yapmaya çalışıyorsun ama çok bir savrukluk var. Aslında yetenekli oyuncular yani Arif, Mert, işte Onur, sen çok yetenekli oyuncular var. Ama maalesef işte o sizin bağlantınızda o yani takımın tabu oyuncularının dışındaki oyuncular biraz sanki görevini tam yapamıyorlar. Hep değiştiği için. Tabii şimdi yani hepimiz en yetenekli oyuncular da olalım isterse turnuvanın. Yine birbirimizi çok oynamadıktan sonra böyle bir şey fark etmiyor. Yoksa tabii turnuvada oynayan kimse kötü oyuncu değildir zaten de yani. Hepimiz iyi oyuncularızdır da yani işte böyle alışma süreci falan derken. Bakalım ama şöyle yani şimdi Nesa İnşaat galibiyeti falan vardı. Hep geçen sezon kaç daha çok maç kazanmıştık herhalde 4 tane falan evet, maç kazanmıştık evet, geçen yani, sezon. Evet. 10 maçta 11 maçta işte yani. Yani bir de şöyle bir şey vardı geçen sezon, bir de mücadelemiz de çok iyiydi, kaybediyorduk yine mücadele ediyorduk, bir şey yapıyorduk evet, bakalım evet. Bu sene ama bu sene de şimdi 6 maç oldu ve yine iyi kötü böyle birlikte oynayan 3-5 kişi yine bir şey yaptık, bence bundan sonra diğer kalan 7 maç değil mi, kaç 7 maç mı evet, kaldı 7 maç kaldı ikinci yarı. Bence daha iyi olacak. 7 maçta bir galibiyetten fazlasını alırız diye düşünüyorum. Bir 2-3 alırız. Peki. İnşallah senin için güzel günler olur. Gençler bakalım, olarak yani sizlere daha çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Gençler bizim için çok önemli. Her takım önemli ama gençlerin çok çok daha önemli benim açımdan. Sağlıklı futbol, sağlıklı ortam, onların gelişmesi en önemlisi bu zaten. Peki Barış, bizi kırmadın, teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci arada sizlere başarılar diliyorum. İnşallah, eklemek istediğin bir şey var mı? Efendim? Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ya eklemek istediğim bir şey yok abi. Teşekkür ediyorum. Turnuva güzel ilerliyor. Her şey için sana teşekkür ediyorum takım adına. Peki ben de size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler abi, iyi günler. Evet, ACL Cup 2022 4. dönem 6. haftasında ilk yarı sona erdi. Takım yetkilileriyle görüşmelerimiz son sürat devam ediyor. Hattımızda Akrepler takımının değerli kaptanı, değerli yetkilisi sevgili Özalp var. Özalp hoş geldin yayına. Hoş bulduk Erkan abi. Evet Özalp, şimdi gerçekten başlı başına ne söylesek boş yani bu dönem, çünkü bakıyorum en son sıradaki bir takım. 6 karşılaşma, hiç mağlubiyet, 6 mağlubiyet, beraberlik yok, galibiyet yok. En az gol atan takım ve en fazla gol yiyen takım. -39 avaraj. Kabus gibi bir 6 hafta. Kabus gibi gerçekten. Senin beklentilerin altında, muhakkak inanılmaz altında kaldı bu 6 hafta. Neler düşünüyorsun bu 6 haftada, nerede hatalar yaptınız? Nerede hatalar yaptık? Şöyle söyleyeyim. Defansımızda, orta sahamızda bir tık arkadaşların yaşı küçük olduğundan hepsi güzel oynuyor ama yaş aralığı 16-17 olduğu için takıma ister istemez katkı sağladılar ama biraz şey kaldık, oyunda pasif kaldık. Şimdi ikinci yarıya tamamen başlı başınca farklı bir 9 kişilik kadroyla çıkacağız. Peki tecrübeli oyuncular ekleyecek misin? Hani gençlerden dem vuruyorsun. Abi gençlerin hepsini çıkarttık. Bir tek Ramazan kaldı.
Zaten bir ciddi anlamda bir nasıl söyleyeyim yani tırnak içerisinde bir tokat vurulması lazımdı o takıma. Yani bir şekilde bir değişim şarttı. Ben son zamanlarda hep üstüne basa basa uyardım. Yani takım böyle kazanabileceği maçlarda takım bir araya gelemiyor. Kazanamayacağı maçlarda hırs yapıyorlar, oynuyorlar. Ama son 15 dakika kala takıma bir anda ne oluyorsa herkes motivesi sıfıra düşüyor. İkinci golden sonra takım düşüyor. Evet. Yani şimdi ikinci yarıya tamamen farklı bir 9 kişilik kadro çıkartıp tamamen hırslı bir ekip çıkartacağız. Hiçbir şey için daha geç değil. Yani geri dönüşümüz bakalım nasıl olacak? İnşallah güzel bir şey olacak yani. Beklentilerimiz yüksek ikinci yarıda. Yani ikinci yarıda da yani oynayacağız, elimizden geleni yapacağız. Ama ne olur? En fazla birinciliği oynayamasak da elemelerde yani çeyrek finale kadar gelmeyi planlıyoruz yeni kadromuzda. Ya inşallah tabii ki her takımın şansı yaver gitsin sizin için de çünkü gerçekten kabus gibi bir 6 hafta. Yani şöyle baktığınızda en üzücü nokta da şu. Hani böyle hep işte bakıyorsun en çok gol yiyen takımlar listesinde hep Akrepler her hafta. Yani bu biraz tabii ki birazcık hani insanı üzüyor. Ama dediğim gibi inşallah yeni sayfayla yeni bir beyaz sayfa açacaksınız. Daha iyi noktalara. Aslında puanlamadan çok ben takımın oyun biliyorsun yani oyun gelişiminden çok müzdaribim. Yani oyunun gelişmemesi beni en çok üzen taraf. Yani yoksa puan olur olmaz. Hani bugün baktığın zaman işte 12. sıradaki RR United'ın bile 4 puanı var. Ya da atıyorum 8. sıradaki Yakamoz'un 7 puanı var. Mesela sizden sadece 7 puan. 2 galibiyet uzaklıkta. Hani bunlardan ziyade oyunun gelişmemesi sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama daha üzücü. Yani abi elimizden geleni yapacağız ikinci yarıda. Peki Özal, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Sağ olasın. Bu hafta görüşmek dileğiyle, sevgiler, saygılar. Görüşürüz abi, sağ olasın, Allah razı olsun. Dediğin gibi bazen hikayeleri de güzel bitirmek gerekiyor. Güney Gücü bizim için öyleydi. Oradan tabii gene 5-6 tane arkadaşımız var bu takımın içinden. 17-18 kişilik bir takımdık Güney Gücü zamanında. Oradan yine bir 5-6 arkadaş da yeni bir takım kurma fikri geldi tekrar. Bir talep oldu diyeyim en azından arkadaşlardan. Biz de mutlu olduğumuz, sahada oynarken zevk aldığımız bu sporda tekrar devam etme kararı aldık. Palermo birazcık böyle bir fikirdi bizim için. Tabii yeni arkadaşlar da katıldı aramıza. İlk başlarda dediğin gibi isim de yeni olunca, yeni arkadaşlar da olunca turnuva ortamında biraz zorlandık. Ama yavaş yavaş özellikle de tabii şimdi iki tane çok önemli maç kazanınca bir anda tekrar potaya geldik. Anlatya da çok önemli bir takım, şampiyonluk iddiası olan takımlardan biri. Keza Nesa zaten her zaman öyle. Güzel iki tane zevkli maç oynadık. En önemlisi de oydu bizim için ve kazanmayı başardık. Ama tabii lig uzun. Daha ligin sonunda neler olur, playoff'ta neler olur? Bunlar hepimiz için soru işareti. Gerçekten de hani ilk yılımız gibi bakıyoruz olaya. Böyle gerçekten de bir şampiyonluk tabii ki gönlümüzde var ama aklımızda bununla yaşamıyoruz önceki Güney Gücü zamanındaki gibi. İlk önce bu seneyi bir tanıyalım, yeni arkadaşlarımız bir tanısın, bir kaynaşsın, yarışırken birbirimizi tanıyalım safhasındayız. Tabii bu yolun sonunda hedefimiz yok mu? Tabii ki hedefimiz var, tabii ki biz de isteriz final oynamak veya bir kupa almak ilk yılımızda çok mutlu eder bizi. Ama biz birazcık daha olaya gerçekçi bakmaya çalışıyoruz. Umarım bu yolda da hep beraber daha güzel maçlar oynamaya devam ederiz. Gelecek yıllara da nasıl Güney Gücü bir ekol olarak kaldıysa Palermo'yu da bu şekilde gelecek yıllara yaymak istiyoruz hep beraber. Evet, sen de turnuva öncesi de bir yaklaşık bayağı bir konuşmuştuk bir işte turnuva öncesi yapılanmanızı falan. Bu Palermo ismi yani neden Palermo mesela Meçe'de bir muhakkak bir şey vardır yani Palermo hani. Ya şimdi biz Emre, Güray, Yasin gibi önceden de kuzen Fırat arkadaşımızla böyle bir İtalyan takımlarını severiz. Böyle bir ortak bir karar geldi masada. Hani Palermo düşündük birkaç tane isim. Ellerinizde prolarınız mafisi Sicilya mı? Point
olan bir takımız, öyle söyleyeyim. Ben Palermo deyince aklıma Sicilya mafyası geliyor ilk başta. Sonra Mareskalar, Cavani'ler tabii. Gerçekten öyle yani. Tam da o elde prolar. İşte televizyon kurulan bir takımız biz öyle. Evet. Yani İtalyan futbolunu seviyoruz. İtalyanları daha çok, ne bileyim, çoğumuzun hani belki 80-85 doğumluyuz çoğumuz. Evet. Biz çocukluğumuzda hep İtalyan takımlarının daha böyle revaçta olduğu dönemlerde, belki de İtalyan şeyi oradan geliyor, biraz hoşumuza gidiyor. Palermo'da böyle hani biraz aslında bölge itibariyle Güney Sicilya takımı, yani hani biraz daha belalı, böyle sıkıntılı bir yer ama daha Akdeniz şehri, daha Antalya'ya benzer. Düşündük. Dediğin gibi efsane isimleri de var. Kavan gibi, ne bileyim işte zamanda Büyük Divayo gibi oyuncuları var. Formaları da hoşumuza gitti. İşte ne bileyim, hikayesi de güzel. Umarım bu hikayemiz de Güney Gücü gibi güzel anılarla devam eder. Öyle söyleyeyim. Şimdi geçen hafta neyse inşaat, iki sezon önceki şampiyon oynadınız. Ki biliyorsun o turnuvada da penaltı atışlarıyla eğlenmiştiniz finali. Bu haftada son şampiyon Rüzgar, yani level yükseliyor. Bu haftaki maçla ilgili ne düşünüyorsun? Lecce'de son şampiyon ve çok şampiyonlukları olan bir takım. Diğer turnuvalarda da önemli bir takım. O maçla ilgili neler düşünüyorsun? Hem Nesa maçı hem bu haftaki maçla. Nesa şöyle, mesela bizim Nesa'dan aldığımız bir şampiyonluğumuz da var. Nesa'nın da bizden aldığı da bir şampiyonluk var. Nesa bizim için ezeli dost, ezeli rekabet, evet, gibi bir durum. Evet, aynen. Öyle oldu. Güzel geçiyor, heyecanlı geçiyor. Biliyorum onlar da bizle oynamaktan zevk alıyor. Biz de onlarla oynamaktan zevk alıyoruz. Bu maç ne oldu? Bu maç bizim birazcık daha şansımız. Bir haber gitti. Halbuki çok eksiklerimiz vardı yani. Güray gibi, Emre gibi, ne bileyim Yasin gibi takımımızın bizim karyası dediğimiz, evet, adam. Evet, 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 evet. İşte hani şuna ya, Onur da es geçmeyelim. Sol bek, o da çok önemli katkılar vermişti. Tabii ki. Hani ama şunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Biz birazcık daha şöyle bakıyoruz olaya. Yıldızlar maç kazandırır. Takımlar da turnuva kazanır diye bakıyoruz. Evet. Biz turnuva takımı olmaya çalışıyoruz. Yani sahaya çıkan 9'un dışında da kenarda da en az 5-6 tane adamın da o 9'dan gelmediği zaman onları aratmayacak kapasitede adamlar yaratmaya çalışıyoruz. İşte bu Nesa maçında da bunun ilk meyvesini aldık yani. Çok eksiğimiz vardı. Hatta şimdi Rüzgar FC maçına bağlayayım. Rüzgar FC maçında da çok ciddi eksiklerimiz var. Gene bu saydığım isimlerin hiçbiri yok. Birazcık daha böyle yeni arkadaşlarla sahaya çıkacağız. Ama tabii ki son dakikaya kadar mücadele etmeye, puan veya puanlar almaya gayret göstereceğiz. Ama dediğim gibi herkes için bir deneyim olduğu için bence güzel bir anı daha olacak. Rüzgar'ın da ismini duyduk. Son şampiyon olduğunu da biliyoruz. İzledim, birkaç maçını da izledim. Sahaya yayılışları, bir futbol olarak bakış açıları aslında bize de biraz benzettim. Evet. Onlar da oynamayı. Devamlı aynı, doğru. Devamlı aynı kadro. Evet, onlar da seviyorlar. Umarım güzel bir maç olur. Yani oynayana da, izlettirene de, yönetene de, anlatana da zevk veririz. Güzel bir anı daha ekleriz hikayemize. Tabii günün sonunda puan veya puanlar alırsak da ne mutlu bize. Peki, Ömer, özür dilerim, Fatih. Ömer Fatih Alkan diye kayıtlısın da o Ömer'i keseceğim ben, Fatih Alkan diye. Bazen böyle Ömer oluyor. Hatta biliyorsun bazen WhatsApp'ta şaşırıyorum Ömer atarken sana falan. Fatih'cim çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin için de gönlünüzden geçen neyse, ki en önemlisi zaten o oyun kültürünü, benim de benimsediğim, yani Türk futbolunda artık olması gereken, yani hakem faktörünün artık es geçildiği, yani hep oyunun geliştiği, hep güzel anların geliştiği, keyif dolu günlere inşallah sizlerle beraber hep beraber kavuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için. Parantez açayım. Bu turnuva da çok gelişiyor. Yani bizim 4. veya 5. yanlış hatırlamıyorsam. Şu son hali bile bizi heyecanlandırıyor. Yani şu anda 14 takım var bir dahil. Kalitenin çok yüksek olduğu bir turnuva. Yani 6-7 tane özellikle takımın şampiyonluk iddiasının olduğu, geri kalan takımların da gelecek yıllar için potansiyelin olduğu bir lig görünüyor. Evet. Bu çok şey. Çünkü sonuçta rekabetten kalite artar. Böyle güzel takımların olması, bir de kaliteli insanların da olması. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Sizin gibi gerçekten değerli birçok kaliteli insanlar var.
profesyonel değiliz. Sonuçta da bu da bir amatörde bir maç. Ama tabii burada insanlar tanıyoruz, güzel anılar biriktiriyoruz. Ama tabii ki futbolda hepimizin ortak noktası. Bunun da oyun olarak tadını çıkartmak lazım. Bunu kesinlikle. Adamlar oldukça ne mutlu bize. Kesinlikle bizler size temiz temiz futbol, temiz dürüst insanları çıkarıp sizlerin de karşılığında zaten kendi görevlerinizi yerine her türlü getiriyorsunuz futbol anlamında, insani anlamda. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Başarılar görüşmeler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Evet, ilk yarı değerlendirme programımız devam ediyor. Şu anda hattımızda son şampiyon Rüzgar takımın değerli kaptanı, değerli yetkilisi sevgili Vedat Bey var. Vedat Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Evet, şöyle bir değerlendirme yaparsak ligi şu anda 5. sıradasınız ama tabii bu son mağlubiyet sizi de tabii üzdü. Evet. Beklenmedik bir mağlubiyetti. Normalde 2. sıradaydınız. Yine seviyeniz yüksek. Ama bazen böyle futbolda işte oluyor. Hani ligin de tadı böyle geliyor zaten. 6 hafta boyunca son şampiyon olarak yani neler düşünüyorsunuz? Şöyle baktığınız zaman 30 gol atmışsınız. Yüksek bir gol avarajınız var ve 16 gol de bence 6 maçta yenebilecek gol sayısı. 11 puan. Düşüncelerini alayım ilk yarı için. Yani ilk yarıda rakiplerimiz, yani zorlu rakiplerle oynadık. Şöyle söyleyeyim, tabii tam takımda çıkamadığımız için zorlu rakipler diyorum. Evet. Yani grup maçlarında bunlar olağan şeyler. Neticede tam takım olamıyoruz yani. Eksiklerimiz oluyor. Bütün takımı görmek istiyoruz. Yani yeni oyuncular denemek istiyoruz. Evet. Yani ama geçen turnuvaya göre daha sağlam takımlar olduğunu gördük. Bu da bizim için bir tecrübe oldu yine. İkinci yarı bizim için daha güzel maçlar, daha heyecanlı maçlar olacak. Çünkü daha ciddi rakipler olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah hedefimiz yine şampiyonluk. Grup aşamasını bitirdikten sonra da daha ciddi, tam takım olarak devam etmek istiyoruz. Melih'in durumu ne oldu? Şu anda bir sakatlığı vardı. Yani Melih'in ayakta ciddi problemi var. Herhalde bir uzun süre o da oynayamayacak. Nebi de çok üzülüyorum. Yani Nebi, önemli bir isim, çok önemli bir isim defansta. Gökay sakat. Evet, çok çok. Emre'yi son dönemde göremedik son maçta. Yani o da sakat. Selçuk Hoca da sakat. Yani bir şanssızlık var üzerimizde. Şimdi, inşallah. Az önce Palermo kaptanıyla görüştüm Fatih'le. Siz bu hafta işte ona söylemiştim, hani şimdi Nesa İnşaat'ta oynadınız, onları yendiniz. Onlar 2 sene önceki şampiyondu. Şimdi bu son şampiyonla oynayacaksınız. Onlar da işte çok sakatlıklardan dem vuruyor. Yani bu free turnuvalarda maalesef işte hani hem kişilerin iş konularında işte vardiyaların tutmaması, sakatlıklar olması sizi inanılmaz zorlandırıyor. Ben de buna yani inanın çok üzülüyorum ama hani organizasyon olarak baktığımız zaman her takıma bir saat verme şansımız da maalesef olmuyor. Yani sahanın konumu, iyi sahalarda oynatmaya çalışıyoruz. Hepimiz bu konuda şeyiz ama dediğim gibi ama işte bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, yani eksik veya fazla bir şekilde gemiyi limana götürmeye çalışıyorsunuz siz de. Biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Maksat da hani eksik çıkmamak. Son maçta zaten ikinci yarı yine eksik kaldık. Evet, olmadığı için eksik oynamak zorunda kaldık. Evet. Belki de maçı çevirecektik. Evet. Ama olmadı. Yani bir şanssızlık var üzerimizde dediğim gibi. İlk amacımız grup maçlarını olabildiğince yukarılarda bitirmek. Ama grup aşamaları bittikten sonra da inşallah tam takım hedefimize doğru yürüyeceğiz. Evet, şimdi son bir soru soracağım. Şimdi gözüme şöyle söyleyeyim. Hani baktığım zaman en fazla korner neredeyse kullanan takımlardan bir tanesisiniz. Evet. Mesela son maç 16 korner ve bir, yani 16 kornerden maalesef bir tane gol yok bilmiyorum ama hatırlayayım. Ya bunu neye bağlıyorsun? Yani uzun boylu oyuncular da var mesela, işte Ahmet gibi birçok yani, aslında yani bu tecrübesizlik diyelim, yani organizasyon eksikliği. Şimdi tam takım olmayınca tabii etkileniyor takımlar. Biz önceden bir kişi bile olmadığımızda tam takımken etkileniyorduk ki şu an 3-4 oyuncumuz net, oynayan 3-4 oyuncumuz yok. Tabii ileride de bunun eksikliğini hissediyoruz. Bir organizasyon bozukluğu oluyor aramıza yeni arkadaşlar katılınca.
Yani bunu da aşmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani olmadı mı da olmuyor. Öyle de bir durum var. Hayatta böyle bir şey zaten ya. Düşüp kalkacağız, düşeceğiz, kalkacağız bir şekilde, değil mi? Yani. Evet. Ama yani sizin gibi takımlarda, özür dilerim, sizin gibi takımlarda devamlı tecrübeli takımlarda, yani devamlı oynayan takımlarda eksiklikler biraz daha diğer takımlara göre daha bir kendini gösteriyor. Çünkü o tabii, devamlı tabii. Oynama olayı. Evet, bir şey söylüyordunuz. Yani şimdi son maçta da zaten biz oynadık aslında oyunu, biz yönlendirdik. Evet, yani pas yapan takım, oynayan takım, karşı kaleye ablukaya alan takım bizdik. Evet. Ama onlar her geldiğinde gol attılar. Yani bizim defansında tam yerleşememesinden kaynaklı, bireysel hatalardan kaynaklı. Bir anda maç 3-0 oldu. İşte onun bir telaşı oldu. Ondan sonra biraz oyunu değiştirdik. Yani ben defansa geçtim. Arkadaşları evet. ileriye gönderdik falan. Evet, evet. Aslında işe de yaradı. Tam baskı altına aldık. 3-2'yi yakaladık. Ama Melih'in sakatlanması. Sonra dönen topun gol olması. Her şeyi aynen alt üstte bitti. Ama olacak yani, futbol bu. Neticede grup maçı, kaybettiğimiz bir şey yok. Giden 3 puan olsun. Dediğim gibi hedefimiz grup maçlarını en yüksek bitirebildiğimiz en yüksek noktada bitirmek. Ondan sonraki seviyeye tekrar bakacağız, değerlendireceğiz. Evet, çünkü bizim için önemli olan zaten eleme maçları. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi yani geçen hafta işte o yenilgi, ama işte Yakamoz maçını hatırlıyorum, son dakikada gelen işte, yani çok aynen. önemli maçlar yaptınız. Bazen işte futbolda böyle şeyler tabii. olabiliyor. Sizlere çok başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüzce önünüzde çok önemli bir takımsınız neticede, yani tecrübeli. Evet. İç disiplini, oyun disiplini, rakiplerinize bakış açınız, bunlar da çok hoşuma giden şeyler. Biz biliyorsunuz en önemli şey verdiğimiz şey resmi saygı. Bu bizim için olmazsa olmaz bir şey. Yani futbolun ön planda olduğu. Hani burada biliyorsunuz hasretiz Türk futbol olarak. Sağlıklı insanlarla sağlıklı futbol, hakemin konuşulmadığı, her yani sadece futbolun konuşulduğu. Bu hepimize bence zevk veriyor. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz ama. Bizde de aynı şekilde hani kavga gürültü olmasın, bizim amacımız sakatlık olmasın. Evet, yani zaten sonra. Karşı takımlarda hep bildiğimiz tanıdığımız arkadaşlar var senelerdir bu turnuvalarda olduğumuz için. Evet. Yani yabancı değiliz. Arkadaşlar bizi biliyor, biz arkadaşları biliyoruz. Önemli olan sağlık bizim için. Yani her hafta gidiyoruz, maçımızı yapıyoruz. Güzel maçlar oluyor. Rakipler dediğim gibi bu turnuvada daha sağlam gördüm rakipleri geçen turnuvaya göre. Evet. Yani en azından 1-2 favori değil, 3-4 favori görüyorum yani ben. Evet. İnşallah hedefe doğru yürüyeceğiz. Yani peki. önemli olan sağlıklı bir şekilde kesinlikle. Tam takım elemelere ulaşabilmek. İnşallah. Peki, sevgiler saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ederim. Saygılar sağ sunuyorum. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Evet, ilk yarı değerlendirme programımız devam ediyor yetkililerle. Şu anda yayınımızda da sevgili The Grit'in kaptanı, yetkilisi sevgili Emre var. Emre, hoş geldin programa. Hoş bulduk. Evet, şimdi baktığım zaman 10. sıradasınız. 6 maçta 6 puanınız var. 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 averaj. 20 gol atıp 18 gol yemişsiniz. Bence ortalama olarak yani az, yani golü yine iyi atmışsınız ama gol yeme oranınız da biraz normal. Ama sen 6 maçta 6 puan hedefliyor muydun? Yani önemli oyuncular geldi gitti, İbrahim'in eksikliği çok önemli bir isimdi ki geldi. Haftanın oyuncusu seçilmişti biliyorsun, 2 hafta çok önemli işler yaptı, sonra bir Erzurum macerası. Şanssızlıklar, sakatlıklar, eksik çıkmalar. Neler düşünüyorsun? İlk hafta sizin için nasıl geçti? Ya iki maçımızda tam kadro çıktık. O iki maçımızı zorlu rakiplere karşı yendik zaten. Ki rakibimizin bir tanesi geçen senenin finalistiydi. Namalum finalisti. Onları yendik ve diğeri de gayet güçlü bir rakipti. Kolay maçları kaybetmemizin sebebi hep adam eksikliği, sakatlıklar. Ama bu hafta tam kadro çıkıyoruz ve bundan sonraki bütün maçlara tam kadro çıkıyoruz. Yani ilk dörde rahat gireriz diye düşünüyorum. Bundan sonra da daha güzel geçecek diye umuyorum. Gol yemediğimiz sürece zaten atıyoruz, onda problem yok. Evet, 5 gol ortalaması var. 5 gol ortalaması aynı. Aynen. Gol yemediğimiz sürece maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum.
Peki bu 6 haftalık serüvende yaptığınız hatalar neydi? Yani o senin saha içerisindeki gözlemlerin, hani saha içerisinde yapmanız gereken şeyler, bunları nasıl değerlendiriyorsun? Yani basit goller mi yiyorsunuz? Normalde hata çok hızlı çıkan bir takımsınız. Ya özellikle şu var, çok rahat gol yiyoruz. Rahat gol yedikten sonra da takım otomatikman çöküyor. Çevirmemiz çok zor oluyor maçları. Bu çok büyük bir etki. Bundan sonra zaten defans hattımız, asıl oynayacak adamlarımız geldi. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli, daha hem kalecimiz olsun hem defans hattımız olsun daha dikkatli olduğu sürece, gol yemediğimiz sürece dediğim gibi 1-0 bile olsa sonuçta kazanmayı hedefliyoruz. Gol atmada sorun yaşamıyoruz. Gol yemememiz lazım. Onu düşünüyoruz. Sadece tek amacımız gol yememek. Sen kendi bireysel performansına ilgili düşüncelerin neler? Bireysel performansta şöyle bir şey var. Takım otomatikman çabuk gol yediği zaman takım olarak düşüyorsun. İleride de biliyorsunuz İbrahim vardı. İbrahim iki maçta olduğu zaman biz İbrahim'i beslediğimiz zaman tabii performansımız otomatik artıyor. Ama bitirici bir forvet olmadığı zaman otomatik bizim de performansımız düşüyor. Yani 6 maça baktığımız zaman galip geldiğimiz 2 maç çok iyi oynamışız. Yani orta saha bir forvet olduğundan dolayı orta sahada biz çok iyi işler yapmışız ama diğer maçlara bakıyoruz bitik, yani sahada hiç yok gibiyiz neredeyse. Onun için dediğim gibi tam kadro çıktığımız zaman kafamızda gol atacak ve gol yiyecek tarafını düşünmediğimiz zaman biz de orta sahada ona göre rahat oynuyoruz. Rahat oynadığımız zaman da otomatik sonuçlar da güzel oluyor. Yani yükseleceğiz. Peki Atahan'ın oynama şansı nedir şimdi bu turda? Yani Atahan çok önemli bir isim. Benim de hani gözlemlediğim o. Askere gitti. Askere gitti. O çok aynen. 6 ay askerliğine gitti. Maalesef Atahan'ı kaybettik. Önemli bir isimdi o da. Bizim orta sahamızın bel kemiğiydi ama maalesef. Evet. Gerçekten sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Yani o takımı toplamak, takımı getirmek, ne bileyim hani birçok insanın vardiyası tutmuyor, saatleri tutmuyor. Birçok enerji vererek yani getirmeye çalışıyorsunuz. İnşallah takımın ve kendi adına çok çok değerli günler yaşarsınız turnuvada. İnşallah hak ettiğiniz yerlere sizler de ulaşırsınız. Var mı eklemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Çok memnun kaldım. Peki, çok teşekkür ederim Emre. Kendine çok çok iyi bak. Saygılar, sağ sevgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, ACL Cup 6. haftayı bitirdik. İlk yarı sona erdi ve takım yetkilileriyle görüşmelerimiz son sırada devam ediyor. Hattımızda sevgili Mert var. Aslar FC'nin değerli kaptanı. Mert, hoş geldin yayına. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Mert, şimdi ilk 6 hafta bitti, ilk yarı bitti. Baktığımız zaman 6 hafta boyunca 19 gol atmışsınız. Yani neredeyse 3 ortalamaya geliyor ve en az gol yiyen takım sizsiniz 7 puanla. 7 golle. Yani neredeyse maç başına 1 gol ortalamanız var. İlk önce şunu soracağım. Bu savunmayı neye borçluyorsunuz? Gerçekten takım olarak savunma yapıyorsunuz zaten. Ama genel bence olarak çok çok üst düzey bir, böyle büyük bir sahada, büyük kaleden olduğu bir sahada üst düzey bir performans bence savunma. Valla savunmamız biraz etkili. Zaten ortada müsaadenimiz var. En etkili defansımız o şu anda. Uzun boylu ve fiziğini iyi kullanabildiği için. Evet. O bizim için çok büyük bir etken. Kalecilerimiz iyi biraz da. Dediğim gibi birazcık da alan savunmasını takımcı yaptığımız için gol yemekte bayağı bir direniyoruz. Ondan dolayı iyi gidiyor bizim için. Ve şu anda bildiğim kadarıyla ligde de tek yenilgisiz giden biziz herhalde şu anda. Evet, tek yenilgisiz, onu söyleyecektim zaten. Sadece yenilgisiz olmayan siz varsınız. Onunla ilgili neler düşünüyorsun? Yani bu gerçekten tamamen takım savunmasının ciddi anlamda yapıldığının göstergesi. Evet, dediğim gibi işte amacımız en az gol yiyerek. Zaten üstün performans uygulamak değil amacımız, 10 tane 15 tane atmak değil. Yenmek sadece. Mümkün mertebe gol yemeden yenmek. Bunu da en az gol yiyerek birazcık kendimizi tatmin ettiğimizi düşünüyorum bu konuda. Takım olarak. Çünkü dediğim gibi takım olarak güzel bir oynanıyoruz, sergiliyoruz. Arada tabii ki her takımda olduğu gibi ufak tefek bizim de problemlerimiz oluyor, bir anlaşmazlıklarımız oluyor ama buna kısa süre toparlayıp devam ediyoruz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Şimdi orta sahada biliyorsunuz sen, işte Raul Aliyev, ondan sonra Süleyman ileri uçta, Murat,
Enis çok değerli oyuncular var. İleri ucunda bence hiç zorlanmıyorsunuz. Atak buluyorsunuz. Savunmada dediğim gibi Müsaaddin Ramazan, Mikail, Nidayoğlu. Yani iyi bir kadro bence. Sen nerelerde görüyorsun? Yani bu ikinci dönem, ikinci hafta, ikinci yarı sizin için neler getirebilir? İkinci yarıda bizim için zorluklar var. En başta tabii ki Palermo, Nesa, Antalya rakiplerimiz bunlar. Yani ikinci yarıda tabii ki diğer rakipleri küçümsemek değil amacım. Onlar da tabii ki kendince iyiler. Hani lig sıralamalarında üstte oldukları için, puan sıralamasında ve geçen senelerde şampiyon olan takımlar oldukları için diyorum. Bizim için daha zorlu gördüğümüz rakipler olduğundan kaynaklı. Güzel maçlar olacak diye düşünüyorum. Ama biz de hani dişimizi tırnağımıza taktık. Ya birinci, ikinci bitireceğiz diye kendimize bir hedef koyduk. Yani amacımız playoff oynamamak. Direkt yarı finalde inşallah. Şimdi şöyle bakıyorum. Sevdiğimiz abilerimize güç. Evet, şöyle bakıyorum. 6. sıraya kadar yani. The Gunners 6. sırada ve 11 puanı var. Neredeyse bir galibiyet sizden uzakta. Yani yukarısı evet. Cadı kazanı neredeyse. Evet evet, yani çok bir fark yok aslında aramızda ama dediğim gibi biz de NES'e yaklaştık, iyice avarajlı olmasa da en azından puan olarak ikinci sıradayız şu anda. Avarajımız biraz düşük, yemediğimiz gibi atamıyoruz da orada bir sıkıntımız var. İleri ucunda biraz daha kendimizi daha etkili yöneterek inşallah daha güzel maçlar çıkartacağız. Peki Mert, şu ana kadar çok teşekkür ediyorum. Fazla vaktini de almayayım. Şu ana kadar gösterdiğiniz gayretten dolayı turnuvanın en önemli sloganı, mottosu saygı. Evet. Dostluk futbolun ön planda olduğu bir mottoyla sizin de buna destek verip özellikle formalarınıza bile yani acele kapın yan taraf yani kol kısmına yapmanız bence beni de çok sevindirdi. Bunu da yani gerçekten bunları da başardığınız için, örnek olduğunuz için diğer takımlar gibi çok teşekkür ediyorum. Beni en çok sevindiren şey o zaten. Kavgasız gürültü sadece futbolun ön planda olduğu. Tahammül sınırlarının, her zaman tahammül sınırlarının olduğu, her karara tahammül edebilecek seviyede elimizden geldiğince gerçekten size teşekkür ediyorum. Sırası gelmiş. Tabii ki zaten sonra. En başta amacımız zaten spor. Spor da centilmenlik ve birazcık da fair play'e gerektiren bir şey. Her zaman için illaki tartışmalar olacak ama önemli olan büyük olaylara sebebiyet vermesin. Kesinlikle. Amacımız spor yapıp ter atmak. En büyük mottomuz zaten bizim de takım olarak da bu. Sadece topumuzu oynayalım, zevk aldığımız şeyi yapalım, zevk alarak gidelim diye uğraşıyoruz biz de. Heyecan seviyenizi de öğreneyim. Yani heyecanlanıyor musunuz maçlar gelsin, oynayalım bu turnuva konusunda nasılsınız? Yani size bir renk katıyor mu hayatınıza? Tabii. Biz daha salı gününden başlıyoruz kadroları yapmaya. Öyle mi? Kendimize programları var biliyorsunuz bunların. Evet, kadro evet. Kimler gelir, kimler gelmez. Hayal kırıklıkları falan değil mi? Ben oynayamayacağım, ben olacağım falan değil. Aynen öyle değerlendirmeler yaparak. Hatta oyuncu değişiklikleri falan bile planlayarak çıkıyoruz yani. Bayağı pazar günü iple çekiyoruz öyle söyleyeyim. Peki Mert'ciğim, inşallah sizin için de çok çok önemli bir lig olur. Sizin için de sağlıklı sertli. Hedeflerinize ulaşacağınız inşallah bir lig olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hepimiz için öyle güzel, sağlıklı ve gerçekten centilmence bir lig olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet, programımıza devam ediyoruz. İlk yarı değerlendirme programına ilk 6 hafta sonunda Reyra United'ın değerli kaptanı, sevgili yetkilisi, sevgili Muhammed'le beraberiz. Muhammed hoş geldin yayına. Hoş bulduk abi. Muhammed'ciğim şimdi 12. sıradasınız. 6 maçta 12. sırada evet. 14 takımlı ligde ve 6 maçta 4 puan. 13 gol yani baktığın zaman biraz düşük bir gol gibi geliyor. Yani 2 gol ortalamanız var ama 21 gol demişsiniz bence. 4 gol ortalamasına, 3.5 ortalamaya geliyor. O da bence çok fazla değil. Detaylar belirliyor. Özellikle son dönemde, son 2 maçta ben çıkışınızı görüyorum. Yani artık yavaş yavaş sizler de keyif almaya başladınız. Bu oyuna da yansıyor. Sen neler düşünüyorsun? İlk 6 haftada hedefleriniz doğrultusunda nasıl geçti? Ya biz bu sezon hiç beraber oynamamış insanlardan kurduk takımımız abi. O yüzden başlangıç süreci bizim için zor oldu biraz da. Şu an işte son 2-3 haftadır dediğin gibi toparladık biraz daha. Ne oynadığımızı biliyoruz en azından. Hani çok hala üst seviyede bir oyun oynayamıyoruz. Ama ne oynadığımız konusunda takım olarak hemfikiriz. O yüzden bundan sonra bu şekilde de bizim takımın karakteri devam eder. Az atar az yeriz muhtemelen bundan sonra da. Biz şu an iyiye gidiyoruz. Daha iyiye gidecek gibi hissediyoruz işler. Keyifliydi ligin ilk yarısı da.
organizasyon olarak da çok iyiydi. Geçen sezondan daha iyiydi bence. Evet. İyi gidiyor gibi. Peki işte Sidar, Oğuz, yeni katılan oyuncular var. Mustafa, küçük Oğuz diyeyim. Onların performansı, yeni katılan oyuncuların performansı ile ilgili neler düşünüyorsun? Ya oyuncu bazında performans olarak bir problemimiz yok bizim. Yani ben herkesten memnunuz bir şey olarak. Sanki son vuruşlar böyle. Sanki sonu, yani Oğuz da mesela çok istekli, yetenekli, bazen ayağında çok tutabiliyor. Bazen şimdi son maçta mesela çok inanılmaz verimli oynadı hani pas konusunda. Evet. İnanılmaz yani, hiç bencil oynamadı. Ama o işte bazen istediği topları da alamıyor gibi, ama o da tabii herkes alamıyor bazen. Sen ileri ucu nasıl düşünüyorsun? İleri uçtaki işte çok değerli oyuncular var. Sen, Oğuz, Çağlar gibi. Ya ileri uçta biz işte Çağlar da yeni oynamaya başladı, Oğuz da yeni oynamaya başladı. İleri uçta bir şey problemimiz var, senkron problemimiz var. Evet. İşte bizim Mustafa vardı biliyorsun geçen sezon. Evet, evet, çok önemli bir isim o mesela. Mustafa, onun sakatlığı... Mustafa sakat işte, biz onun iyileşmesini bekliyoruz. Evet, o da iyileşse ileri ucumuz daha iyi olacak. Kesinlikle. Gibi. Çünkü savunmada şimdi pres yapan, fizik yönü kuvvetli bir isim Mustafa da, yani bence önemli. Aynen. Bir isim. Ya tek başına rakip savunmayı iki kat, normal bir maçtan iki kat daha fazla yorabilen bir oyuncu. Kesinlikle, aynen. O yüzden bizim için avantaj, savunmada bir problemimiz kalmadı gibi zaten. Hani savunmada çok zor gol yiyen bir takım olduk, savunmayı da oturttuk. Mesela bu hafta kalecimiz gelemedi bizim. Kalecimiz bu hafta gelebilmiş olsaydı iki golü de çok ucuz yedik biz. Onları yemezdik. Çok daha farklı bir maç sonu oynayabilirdi bu haftayı. Ucuz verdik biraz. Evet, rakibiniz de The Gunners değil mi? Önemli bir takım. Tabii, geçen senenin finalisti. Yani bizden takım olarak bizden çok daha iyi bir takımlar onlar zaten. İyi mücadele edebildik onlara karşı bu hafta. Peki Muhammed, çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. İnşallah sizin için de ne kadar, yani istediğiniz her şey inşallah olur. İnşallah. İyi yerlerde bitirirsiniz ligi. Şampiyonluktan öte herkes şampiyonluk olmak ister tabii ki, ama oyun gelişimi, takımın oturması, ileriye dönük değil mi? Bunlar sizin için çok daha önemli olacaktır. Aynen öyle olacak abi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Anlatyaspor'un değerli kaptanı sevgili Ömer Faruk Dikmen'le beraberiz. Ömer, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erkan, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet Ömer, bakıyorum 3. sıradasınız. 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 26 gol atıp neredeyse 4 gol ortalaması ve çok az gol yiyorsunuz. Neredeyse 2. sıradasınız şu anda. 2. sıradasınız yani, daha doğrusu. Az gol yiyen bir takımsınız. 13 puan. 6 maç 13 puan. Üçüncülük ilk yarıda seni tatmin etti mi? Hedeflerin doğrultusunda. Herkese merhaba diyelim. İyi programlar, keyifli seyirler diliyorum ben. Teşekkürler. İzleyen, dinleyen herkese fasih olmayı ümit ediyoruz. Saygı selam yolluyoruz. Dediğim gibi turnuvanın ilk yarısı olan 6 haftalık dilim geride kaldı. Genel anlamda baktığın zaman turnuva açısından bütün takımlarca maç içinde o olsun hevesi, biraz maç bitince de o mücadeleden sonra geçmiş olsun, ayağınıza sağlık mahcubiyetiyle dosya arkadaşlar geçen bir turnuva oluyor. Benim gördüğüm, bizim gözlemlediğimiz o. Zaten bu basiret, ferasetli olmamız lazım. Anlatyaspor olarak biz de bu turnuvada bu oyunun aktörleri arasındayız. Elimizden geldiği kadar bireylere, rakiplere karşı mesuliyetlerimizin de farkındayız. Bir fair play ruhuyla, bu futbol anlayışıyla hareket etmeyi, rakiplerimizi hiçbir şekilde tahkir etmemeyi, düstur edinmeye çalışıyoruz. Tabii maç içinde değişik duygular yaşıyor insanlar, ama vicdanlara dokunmak gerekiyor. Bunun için iletişim kurmak gerekiyor. İletişim kurmak için de gayret etmek gerekiyor. Yani biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buna da özen gösteriyoruz. 6 haftada 13 puan. Bir sakatlığım oldu. Oynayamadım 2 haftada. Dışarıdan izlemek çok çok daha zor. Ama bizim olmadığımız durumda da takımdaki genç arkadaşlarımız, yine eski arkadaşlarımız elinden geldiğince gayret göstererek mücadele ettiler.
Zaten turnuvadaki tüm takımlar değerli, birbirinden kıymetli. Herkes özen gösteriyor, iyi olmaya çalışıyor. Rakipleri küçük büyük, iyi kötü diye ayırt etmeden mücadele etmeye çalışıyorlar. Biz de bu aynı safta yer almaya çalışıyoruz. Kararlı bir duruşta dosya arkadaşla birbirimize destek olursak, rağbete girmezsek, maçın sonuna kadar kaim bir duruşta birbirimizin açığını kapatarak hareket edersek, Amatör Spor ailesi olarak ekseriyetle daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyoruz. Bakacağız önümüzdeki maçlara. Şimdilik iyi gidiyor bizim için her şey. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Böyle. Peki az önce sakatlığından bahsettin. Sen de takımı çok önemli bir ismisin. İki maçtır yoksun değil mi? İki maçtır yoksun. Evet. Bir de önemli istatistikler tutturdun hem kendi açından hem de takım açısından. Ne zaman dönebileceğini düşünüyorsun? Bu hafta da çok çok önemli bir yani maç var. Nese İnşaat. Siz üçüncü. Nese İnşaat lig lideri şu anda. Sizin için de önemli bir test maçı. O maçta oynayacak mısın? Yani rakipte saygı duyduğumuz dost, arkadaş, kardeş bir takımımız. Yabancımız değiller diğer takımlar gibi. Çok oynamak istiyorum. Ama yani pazar gününe kadar ne olacak inan bilmiyorum. Biraz sıkıntım var ama ayağımda sıkıntım çok var. Çok geçmiş olsun. Yani düşündüğümden daha da uzun sürdü. Bir an önce dönmek istiyorum ben de. Çok da var, çok geçmiş olsun sana da. Seni de aramızda görmek her türlü isteriz. Çünkü değerli yorumların, değerli görüşlerin çok önemli bizim için. Peki, yani dediğim gibi az önce sen de söyledin, önemli bir noktadayız, önemli işler başarıyorsunuz. Peki ikinci dönem, ligin ikinci yarısında hedefleriniz neler? Onu da öğreneyim. Ya dediğim gibi, şimdi bizim amacımız ligin ilk dilimi, ikinci dilimi olarak bakmıyoruz biz genel anlamda. Takım felsefemizi oyuna odaklanacak şekilde maçın tamamına süre anlamında yayarak daha da geliştirerek izlerken de oynarken de daha çok zevk alabilmek, pozisyon zenginliği biraz da feveranıyla bu noktadan sonra da sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak istiyoruz. Yani bir oyun şablonu oturttuk, az gol yiyoruz, ön tarafta biraz daha pozisyonları zenginleştirip daha çok atmak istiyoruz. Şimdiye kadar eksiklerimiz oldu. Ama olacak da bunlardan ders çıkartıp takım olgusuyla hareket edip kişisel menkıbemizin peşinde koşalım istiyoruz. Bunu yapabilecek bilgi birikim, yetenek, tecrübe de var. Onu da biliyoruz. Bunun da olduğu kanaatindeyim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olacak diye ümit ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. İnşallah Anadolu Spor olarak hedefiniz doğrultusunda ilerlersiniz ve istediğiniz birçok şeye kavuşursunuz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de kalan haftalar açısından tüm takımlara sakatlıksız, kazasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Anadolu Spor ailesi olarak da herkese başarılar diliyorum. Senin de emeğin için sana ayrı teşekkür ediyoruz. Asıl emek sizlerin. Gerçekten asıl emek sizlerin. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Son iki artık kaptanımıza görüşeceğiz. Sevgili Deniz Forsan'ın sahibi, Deniz Forsan takımının yetkilisi, sevgili Celal hocamızla beraberiz. Celal hocam hoş geldin programa. Hoş bulduk abicim. Evet, şimdi ilk 6 hafta bitti. İlk yarı bitti ligde ve 11. sıradasınız. 6 maçta 6 puan, yani maç başına 1 puan ortalamanız var. 21 gol atıp 24 gol yemişsiniz. Eksi 3 averajı görüyorum. Bu dönemde ilk yarıda umduğunuz gibi geçti mi Cihal Hocam? Sen neler gördün bu 6 hafta içerisinde? Takım yeni yeni oturuyor. Şimdi takımın yarısı zaten çocuklar öğrenci olduğu için gittiler. Şimdi takıma yeni katılan arkadaşlar var. Bu normal bir şey. İlerleyen maçlarda daha düzgün, daha iyi olacaklarından eminim. Peki önemli takviyeler geldi senden de. Erkan gibi işte birçok İsmail olsun, birçok önemli bir isim. Yeni formanız hayırlı olsun.
Galibiyetinizi aldınız önemli bir takım karşısında, Zagreb karşısında. Bu çıkış devam edecek mi? Mutlaka devam edecektir. Diyorsunuz. Peki siz de yani şöyle söyleyeyim Cevap Hocam, yani gerçekten takıma çok büyük emek veriyorsunuz. Hem maddi hem manevi anlamda. Evet. Çok önemli işler başarıyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Genç arkadaşlarımıza örnek oluyorsunuz. O konuda da size teşekkür ederim. Evet. İkinci yarı nasıl geçecek? Turnuvanın genel durumuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Takımların gücü olsun. Siz de takip eden bir kişisiniz Cevap Hocam. Evet. Valla ikinci yarı çok çetin geçeceğinden eminim. Diyorsunuz. Evet. Peki, ben sizi fazla tutmayayım. Çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ben için Cevap Hocam. Ederim. Saygılar sunuyorum. Takımlara inşallah başarılar diliyorum size de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, programımız son sürat devam ediyor ve karşımızda telefon diğer ucunda Yakamoz FC'nin değerli sahibi, değerli kaptanı Fatih ile beraberiz. Fatih, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Evet, öğrenci evleri, Yakamoz öğrenci evleri çok önemli bir yer. Ben de gidip bizzat, ya daha doğrusu dışarıdan gözlemlediğim çok çok önemli hizmetler veriliyor. Bu konuda da senin üzerine görmüyorum Antalya'da. Bunu da açıkça teşekkür söyleyeyim. Ederim, çok hem samimiyetinden çocuklara desteğin. Yani sadece müşteri gözüyle bakmama. Bunlar çok çok önemli şeyler. Evet, şimdi ilk turnuvanız, yani ciddi anlamda çok mükemmel oyuncular var, genç oyuncular var. Bir takım olgusu, zaten devamlı hazırlık maçları yapıyorsunuz. Turnuva nasıl başladı? İlk yarı nasıl bitti sizin için? İstediğiniz seviyede miydiniz? Bunları bir alalım sizden. Öncelikle turnuva için teşekkür ederiz. Çok iyi geçiyor. Maçların hepsi çok çok güzel geçti. Rakipler de çok kaliteli. Ligde kimi yeneceği hiç belli değil. En azından öyle bir şey var yani. Özellikle sizin gibi takımlar varsa öyle oluyor. Gerçekten kaliteli takımlar var. Bizim için iyi başladı. İlk maç biraz acemliğimize geldi. Berabere gittik. Ondan sonra bir süre berabere devam ettik. Güçlü rakipler vardı. Desa gibi, Palermo gibi. Ama yani sonuçta birer puan aldık o maçlardan da. Genelinde zorlu maçlardan. Şu anda fikstürümüz biraz daha rahatladı. Önümüzdeki maçlar daha iyi geçecek diye düşünüyoruz. Bu hafta Aslan'la oynayacağız. Bütün maçlar temiz oluyor. Hakemler kaliteli. Organizasyon zaten sonuna kadar kaliteli. Yani hiçbir sorunumuz olmadı ilk yarıda. İnşallah ikinci yarıda böyle temiz bir şekilde devam eder. Bu şekilde geçer diye düşünüyoruz. İnşallah. Peki şimdi baktığın zaman en fazla beraberlik olan takım sizsiniz ve öyle bir durumdu ki, bu Akrepler maçını saymazsak, Nesa İnsiyat maçındaki son saniye golünü de saymazsak, neredeyse 5 maçta 5 beraberlik olacaktı. Evet. Yani ilginç bir şey bu. 4-4 biten maçlar var, 3 sefer 2-2. Son saniyede gelen goller var. Her maçın neredeyse hikayesi sizin için çok enteresan geçti. Sen o konuda ilgili neler düşünüyorsun? Şöyle, genç bir takım olmamızdan dolayı yani hırslıyız. Maçı bırakmıyoruz. Yani 4-1 de olsa bırakmadık. 4-4'e getirdiğimiz oldu. İşte aynı şekilde 4-2 olup 4-4'e getirdiğimiz oldu. Yani çocukların genç ve hırslı olmasına bırakıyorum daha çok o şeyi. Yani bir türlü maçtan kopmuyoruz yani. 4-1 de olsa, 4-2 de olsa, 3 fark da olsa maçtan hiç bir türlü kopmuyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. O yüzden yenemesek de berabere kalıyoruz en kötü çoğunluğunda. Bence dediğin çok doğru. İlk yarıda çok güçlü rakiplerle oynadınız. Bugün Palermo olsun, işte Rüzgar olsun, sonra Nesa İnşaat. Ve onlardan da dediğim gibi puan almayı başardınız. Yeni bir takım, yani yeni turnuvaya yeni katılan bir takım. Normalde çok tecrübeli bir takım, kendi aralarında oynayarak oynuyorsunuz. Ama bundan sonrası bence hem turnuvayı tanıma açısından ikinci yarıda bence daha bir ivme kazanacaksın. Sen düşüncelerin ne? Ben de aynısını düşünüyorum. İkinci yarı daha iyi geçecek diye düşünüyorum. Artık turnuvaya alıştık. Maçlara alıştık. Yani tempoya da alıştık. Hafta içi de hazırlık maçlarımız oluyor. Takım da oturdu. Mevkiler tam olarak oturmamıştı. Şu an mevkileri de oturttuk. İşte bu hafta Aslar maçı var. İkinci yarının ilk başlangıç maçı. İnşallah buradan da ligin en az gol yiyen takımıyla oynayacağız bu arada. Evet, en az gol yiyen takım. Evet, hani ona da baktık. İstatistiklere falan. Ama bence siz yine bozacaksınız o gibi geliyor. Bu hücum performansı da siz bence bozacaksınız yine onların az gol yiyeceğini olayını. Hayırlısı. Çünkü yani gerçekten ciddi anlamda gol atıyorsunuz her takıma. Şimdi bireysel oyun tarzında bizdeki oyuncuların çok fazla bireysel iyi oyuncumuz var diye düşünüyorum. Bilmiyorum diğer takımlar kesinlikle nasıl düşünüyor ama. Kesinlikle var.
diğer takımlara göre biraz daha fazlayız gibi bireysellikte sanki. Onları da şey yapmayalım şimdi ama bilmiyorum hayırlısı. Yani sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şöyle bakıyorum, bunu neden söyledim? Hani çok bir gol olarak yani 40 gol Nesse İnşaat ve 30 gol Rüzgar'dan sonra en fazla gol atan 3. takımsınız. Ya bu evet. Demek oluyor ki her takıma karşı bir gol yeme riski var rakiplerin. Evet, evet. Bence savunmada sıkıntı, yani takım savunmasında sıkıntı takım olarak. Çünkü 28 gol atıp 20 gol yemek, hani belki biraz daha böyle düşük goller yeseydiniz, şu anda belki de hani ilk 3'ü zorluyordunuz gibi geldi bana ama tabii bence futbolda yenmek çok önemli ama yenilmemek de çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet, birkaç maç sonra inşallah istediğimiz sıralamaya geleceğiz bizler de. Çünkü diğer takımlar aralarında çok fazla maç yapacaklar. Baktığımız zaman yani öndeki ilk 3 sıradaki takımın artık fikstürü zorlaşmış oluyor. Onlar biraz daha kolay fikstürleri en başta çektiler. Yani çok şu anda onlar aralarında maçları yapacaklar. Biz de aradan böyle peş peşe bir 2 galibiyet, 3 galibiyet aldığımız zaman zaten ilk 5'e giriyoruz hesaplamamıza göre. O yüzden istediğimiz noktaya da geleceğiz sonra diye düşünüyoruz. Sonra da playofflar önemli tabii. Evet, evet. Peki. Ama takım savunmasında bu hafta oturtmuş olacağız. Yani bu maçta özellikle sizler de fark edeceksiniz. Yani artık tam yerlerinde olmuş olacak yani. Peki, bu hafta Fatih. Farklı çıkacağız. Peki Fatih, çok çok teşekkür ederim. Kılmadın beni. Yayına bağlandın. İnşallah size için de çok önemli. Hem sahipliği yaptığın için, böyle güzel yönettiğiniz için hakemler olsun, siz olun. Yani gayet keyifli geçiyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Velilerimiz bütün maçların özetlerini izliyor. Yani benim için de güzel bir reklam da oluyor aynı zamanda. Evet. Çok çok ya, bu güzelleşten inanın sizlersiniz. Ben de sizleri gördüğümde çok mutlu oluyorum yani orada, çünkü futbolu ön planda koyan, çok böyle gençlerin çok örnek olduğu, yani gerçekten çok saygılı çocuklar. Bunlar benim için çok çok önemli. Yani ben bir iz bırakacaksam bu yönde bırakmak istiyorum. Yani saygı, 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 oyunun, topun oyunda olduğu, evet, futbolun konuşulduğu, hakemlerin her zaman ikinci planda olduğu, tahammül sınırımızın yüksek olduğu maçlar. Böyle mutluluk kazanacağız ama stres sıkıntıya sokarsak o işi, insanlar hani özel streslerini yansıtırlarsa hiçbirimiz zevk almayacağız. Evet. O yüzden sizler dikkat ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Takımca. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatacağım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Peki. Görüşmek üzere. Size de iyi çalışmalar. Saygılar. Sağ olun. Evet, takım kaptanları görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi hattımızda Özdemir Teknik Servis, Özdemir Teknik Servis FC takımının değerli sahibi, değerli kaptanı, değerli iş adamı diyeyim, çok önemli bir yeri var. Sevgili Mehmet Bey'le beraberiz. Mehmet Özdemir'le hoş geldiniz Mehmet Hocam yayına. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk hocam. Şimdi... Özdemir Teknik biliyorsunuz bir iki maç dışında Warriors takımının daha sonra turnuvaya katıldı. Evet. Ve ilk iki maç gerçekten çok üzücü mağlubiyetler. Evet. Daha sonra ama işte Nesse İnşaat'ta Nesse'nizde bir çıkış vardı. Son maçta son şampiyon Rüzgar'ı yenmeniz de büyük sükse yarattı bence. Evet. Neler düşünüyorsun takımın performansı ile ilgili, şu ana kadar yaptıklarınızla ilgili? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir şans verdiğiniz için bize. Öncelikle yeni bir kurmuş olduğumuz takımda bu gidişat çok normal karşılıyorum. Yeni takımdı. Herkes daha birbirini tanımıyordu. Klasik sözlerden birisi ama gerçekten de böyle gerçekleşti bu olaylar. Gittikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Daha etkili arkadaşlarımız katılacak inşallah. Biz de değerlendireceğiz. Şu anda sizin kurmuş olduğunuz bu turnuvadan da çok memnunuz. Evet. Daha önce başka darbeler, başka gruplardan da darbeler almamıza rağmen buranın çok iyi bir yer olduğunu gördük. Organizasyonunuzu kutluyorum yani bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin iyi niyetinizden dolayı sağ olun. Peki şu anda çok gol yiyen bir takım. O da tabii ki o dediğim gibi o takımın kuruluşunda özellikle Palermo maçı ciddi bir fark oldu. 32 gol yemişsiniz. Ciddi bir gol yeme olayı. Yani neredeyse ilk 3 içerisindesiniz. Bu konularda peki bir gelişim var mı? Yani takımın defansif yönü.
Tabii ki. İlerleyen günlerde daha da iyi olmaya, defansımızı, orta sahamızı daha da güçlendireceğimizi, etkili isimlerin olacağını şimdiden söyleyebilirim. Gittikçe biz de düzene oturacağız diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani belki en fazla gol biz yemiş olabiliriz ama bu başlangıçtır, normaldir diyorum. Olacak şeyler yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olursunuz. İyi bir sezon sizi bekler. Hak ettiğiniz emeğin hakkınızı yani futbol anlamında, şov anlamında, görsellik anlamında, keyif anlamında alırsınız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Peki. Size iyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler, saygılar, iyi günler diliyorum. Saygılar, iyi günler. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, programımızda son sürat devam ediyoruz. Yetkililerle, takım yetkililerle konuşma serüvenimiz devam ediyor. Hattımızın diğer ucunda Nese İnşaat'ın değerli kaptanı sevgili Berat Barut var. Berat, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet Berat, şimdi biliyorsun geçen iki sezon önceki şampiyonsunuz. Geçen sezon da önemli işler başardınız ve bu sezonda şu anda ligin ilk yarısında lider bitirdiniz. 40 gol, en fazla gol atan takım. 17 golle de ciddi bir gol ortalaması da var aslında. 3 bence kabul edilebilir bir rakam. Ve 6 maçta 15 puan, bir mağlubiyet. Neler düşünüyorsun, ilk yarısı için nasıl geçti? İlk yarı çok iyi geçti. Yani bütün takımlar birbirine denk takımlardı. Böyle rekabetçi bir takım ortamıydı zaten. Hani bütün takımlardan belki bir iki takımın dışında yani diğer takımlara göre biraz daha düşük kalıyordu. Ama her takım birbirini yenebilecek güçte ve dengede olduğunu düşünüyorum. Hani kimin ne yapacağı belli olmayan. Ve bizim için de hani her maça geldiğimiz zaman aynı motivasyonla her takıma saygı duyarak ve heyecanla beklediğimiz bir durum oluşuyor ve bu turnuvayı da hani siz düzenlediğiniz için bu ortamı da bu rakipleri de yani bu takımları da sağlayan sizsiniz. Sizin de verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hani bize bu ortamı sağlamanız için. Yani biz burada olmaktan dolayı mutluyuz ve arkadaşlarımız da hani bu başarı hani bu serüveni bu puan cetvelinde olmamızı sağlayan arkadaşlar zaten. Hep beraber herkes aynı özveriyle geliyor zaten. Aynı mücadeleyi. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkes burada mutlu. Ve biz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Hani böyle de devam etmeye çalışıyoruz. Ofansif yönümüz güçlü bir takımız. Ama hani savunmamızda da hani biraz daha rahat gol yiyen bir yapımız var. Basit gol yiyoruz açıkçası hani. Ama yani bu 3 turnuvadır. 3-4 turnuvadır. Yaklaşık 1,5 senedir oynuyoruz ama hani bu takım olarak çoğumuz beraberiz. Ama ofansif yönü zaten önceki turnuvalarda da çok gol atan bir takımdık. Ama basit gol yeme şeyimiz var. Hani top oynarken hani direkt ilk golü düşünüyoruz. Yani ve herkes bu özgüvene sahip hani gol atabileceğine inanıyor yani takımda. Yani bir şekilde gol atabileceğimizi biliyoruz. Onun için bu ortalama da ondan geliyor. Ve bir şekilde bu serüvende böyle devam edecek gibi gözüküyor zaten. Peki şimdi ligin ilk yarısının tabii ki çok önemli bir karşılaşmalar. İşte bir atıyorum Yakamoz'u son saniyede yenmeniz, işte diğer karşılaşmalar falan. Peki şimdi ikinci yarıda çok daha önemli bir fikstür sizi bekliyor. İşte yenilgisi olmayan Aslar, şu an için söylüyorum. Bu hafta Anadolu Spor Ligi'nin üçüncüsü. Sonra son şampiyon Rüzgar, The Gunners finalist, Zaga Krev çok önemli turnuvaların gediklisi. The Grid iyi gidiyor. Önemli karşılaşmalar sizi bekliyor. O ikinci fikstür, ikinci yarıda düşünceler neler? Daha zorlu olacağını inanıyorum. Daha bizi zor maçlar bekliyor. Hani daha böyle kendimizi sınayacağımız ve kendimizi göstereceğimiz bir durum olacağını düşünüyorum. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Dediğim gibi hani geçmiş ligin ilk yarısı için konuşuyorum. Hani zaten sürpriz sonuçları görebildik. Yani sürprizden kastım. Yani herkesin birbiri yenebilecek. Eş değer dengeli. Hani kimsenin olumsuz bir şekilde karşı rakibe baktığı zaman sahadan mağlup ayrılma ihtimali çok yüksek. Hani böyle bir ortamdayız. Onun için hani ligin ikinci yarısı daha zorlu maçlar yaşayacağız. Hani konuşmanın başında da söylemiştim. Hani birkaç takım, yani diğer 12 takıma göre belki daha biraz düşük. Ama
Hani onlar da kötü takım ondan diye bir tık sadece aşağı. Ama diğer onun için diğer maçlar hepsi daha zorlu geçmeye başladı zaten. İkinci yarıda bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Biz aynı ciddiyette zaten her maç aynı şekilde hazırlandık. Bu maçlara da aynı şekilde bakacağız, hazırlanacağız. Elimizden geleni yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Peki, yorumların için, güzel dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu biliyorsunuz, organizasyonu güzelleştiren insanlarsınız, oyuncularsınız. İnşallah hak ettiğiniz, yani dilediğiniz yerde olursunuz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Ben de son bir şey söyleyeceğim. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Hepsi saygıyı da hak eden takımlar. Herkese verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep beraber bir grupta olmak, hepimiz bir taşın altına elimizi koyarak daha güzel olacağını, güzel günler olacağını düşünüyorum. Hep böyle turnuvalarda devam ederiz. Size de bu ortamı sağladığınız için teşekkür ederim. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, takım yetkililerle sohbetimiz bitti. Şimdi de en önem verdiğim şeylerden bir tanesi hakemlerimizin değerlendirmesi. Biz turnuva olarak hakemlerin her zaman konuşması gerektiğini, kendisini savunacak bir taraf yok da zaten. Hani yani savunma gibi bir durum da yok. Sadece pozisyonları işte anlatması, insanlarla ilgili düşünceleri. Çünkü en zor görevin onların olduğunu bilerek, en zor görevin, bence verilen en zor görevin, onların olduğunu bilerek yaklaşmamız lazım. Sevgili Baykur hocamız da bizim çok değerli, hani hem kötü günümüzde hem iyi günümüzde yanımızda olan değerli bir dostumuz, abimiz. Evet Baykur hocam, ilk hafta 6 hafta geride kaldı. Takım yetkilileriyle görüştüğümde hepsinin yani ne hakemlerden ne organizasyondan ufak tefek şeylerin dışında, çok ufak tefek şeylerin dışında hiçbir şikayetleri yok. Her şey dört dörtlük, samimiyet olarak, güven olarak bizlere çok güvendiklerini hissettim. Sen neler düşünüyorsun? Bu 6 hafta nasıl geçti? Takımların güçleri, işte size karşı yaklaşımları, bize karşı yaklaşımları. Ufak tefek olaylar oldu ama o da onlar tabii silindi gitti. Neticede cezalarını aldılar. Neler düşünüyorsun? Şimdi öncelikle Erkancığım, başta sen olmak üzere bu turnuvada bütün gönül veren takımların kaptanlarına, takımda oynayan bütün arkadaşlarımıza, gelen gelmeyen, bizim de var olan, maçtan önce maçtan sonra bizi hürmet eden, saygı duyan küçüğümüze, büyüğümüze, hepsinin gözlerinden öpüyorum ve hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok güzel bir organizasyon yapıyorsun. Bu organizasyon içinde olmam, bunun içinde benim de katkı sağlamam bana çok mutluluk veriyor. Severek, isterim ve mutlu olarak geliyorum ve gidiyorum. 6 haftanın sonunda gördüğüm kadarıyla çok çetin, çok çekişmeli, birbirine yakın, tank takımların bir arada olduğu, ilk defa bu kadar puanların yakın olduğu bir organizasyon görüyoruz. Geçmiş dönemlerde çok farklı takımlar, çok güçlü takımlar, alt takımlarla aralarındaki çok puan farklarından takımların performansları ortaya çıktığı için tam maçlarda çok zevkler çıkmıyordu. Ama şu son dönemde bütün takımların sonuna kadar, maçın son dakikasına kadar var gücüyle maçı kazanmayı, o maçı almayı birlikte beraber kazanmaya çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu bütün liglerde, dünya liglerinde bile önemsenilen bir şey, takımların denk olması. Bence bunu başarmışsın. Ben 6 haftadır gözlemlediğim bu. Bütün takımlar birbirine çok çetin ve çok yakın seviyede oldukları için çok güzel maçlar çıkıyor ortaya. İkinci olarak bizim arkadaşlarla aramızdaki diyalogla alakalı hiçbir sorunumuz yok. Başladığım kaptanlar olmak üzere hangisiyle görüşmek istesem, hangisiyle konuşmak istesem hepsi bana can gönülden dinliyor ve sorularına cevap veriyorum. Sorularıma cevap veriyor ve iletişimimiz çok doğru ve düzgün devam ediyor. Bundan dolayı bütün takımdaki bütün arkadaşlarım için burada hiçbir söz söyleyemem. Gerçekten çok iyi bir diyalogumuz var. Bunun dışında bazı aksaklıklar olabiliyor. Yani verdiğimiz kararlar ani kararlar. Hızlı kararlar veremiyoruz. Sebebi şu: yardımcı hakemlerimiz yok. Bir VAR sistemimiz var. Ancak bir pozisyonun golüyle neticelenecekse, bir skora etkileyecekse ancak dönüp bakabiliyoruz. Ardı ardına defalarca aynı pozisyonlara bakma şansımız olmadığı için gördüğümüz anda doğru, adaletli olduğu inandığımız bir karar veriyoruz. Ve kararımızın arkasında duruyoruz. Bu konuda bazı arkadaşlarımız hız sivri bir çıkış yapabiliyorlar. Maçın atmosferi, gerginlik, tansiyon, bunların hepsine bir etken.
maçın skoru hepsinden. Ama biz bunları anlayışla karşılıyoruz ve ben bu konuda hiç kimsenin de dargınlık ve kırgınlık yaşarım. Maçtan sonra hepsine sırrını düşürüz. Maçtan sonra da hepsine başarılar devam ediyoruz. Sözün arasına gireceğim ama o kusura bakma. Yani orada zaten o şeyde bile bence o saygı seviyesi yüksek yani. Hani özellikle bizi tanıyan, devamlı oynayan o takımların çoğu zaten. Hani orada bile mesela o verilen tepkide işte o kafada bir ya tamam bir hani verilebilecek seviyede tepki vereyim kafası var yani. Hani evet, böyle şuursuzca bir tepki yok yani. Hepsi geçerli değil tabii ki ama bazılarında bu gerçekten var. Dediğin doğru, haklısın. Ben çok o konuya girmek istemedim ama bu konu açılırsa şöyle bir durum var. Bir pozisyon sonrasına kalması, devam etmesi, acaba bu hakim bizim karşı ne demek düşünüyor diye kendi kendine maç içinde kurup bir pozisyon sonrası kendini kaybetmesi ya da istediği laf, ağzından istemediği lafların çıkması, bunlar olabiliyor. Ya bunlar olabiliyor ki bunları en büyük esasında önlem verecek olan takımın kaptanları. Bütün maçlardan önce. Bizler nasıl dikkat ediyorsak takım alırken çoğu takım başvurduğunda kardeşim biz kişisel değil mi yani bu spora önem veren zaten böyle gelip aynen onlar da senin, etmek zorunda bir nevi. Senin turnuvanda katılmak isteyen bu turnuvaya ben de olacağım diyenlerin hepsinden bir sürü geçtiğini çok iyi biliyorum. Evet. Yakından biliyorum. Yani herkesin bu turnuvaya alınmadığını biliyorum. Biz doğru insanlarla doğru mutluluklarla bir maç yönetmeyi ve o organizasyonu sürdürmeyi niyetliyiz. Kesinlikle. Ve biz onlarla beraberiz. Şu anki aldığımız arkadaşlarımız, beraber yürüdüğümüz bütün takımlar hepsi ki hakemlerimiz de aynı şekilde seninle bunu istişare ediyoruz. Bir sürü hakem var ama biz hakem seçiyoruz. Bu turnuvaya layık olan bir hakem. Evet. Yani her şeyi olağanüstü üst seviyede düşünerek hareket ediyoruz. Bu da kaliteyi getiriyor. Her sözün başına dönecek olursam böyle arkadaşlarımız aramızda olabiliyor. Bunların en önemli etkinliğinin düzelmesi tamamen şeyle alakalı. Takım kaptanlarının bu insanlarla daha iyi diyalog kurup maçtan önce bunları anlatmaları ve bu seviyenin, bu tansiyon seviyesinin küfre kadar değil itiraz içerisinde kalmasını, verilen kararın vardan dönen, varlığa incelenen kararlara saygı duyulmasını, bunların hepsini kaptanların, zaten ilk baştan önce bunları sen anlatıyorsun ama diğer lig içinde kaptanların bu arkadaşları daha fazla uyarması gerektiğini de düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Yani şöyle, bizi tabii ki izleyecek olan arkadaşlarımız olacak. Kesinlikle olmazsa olmazım çünkü yılların verdiği bir artık tecrübe var. Olmazsa olmazımız şu, hiç kimse hiçbir güzelliği yani böyle isteyerek veya istemeyerek bozması hiçbir şekilde gerekmiyor. Eğer bunun adı futbolsa, sporsa değil mi? Yani bu sporun gerektirdiği nedir? Atıyorum işte futbolun ön planda olduğu. Çünkü ülkemiz futbolunun da buna ihtiyacı var. Yani çok gelişmemizin sebebi de bu. Ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hiçbirimiz o halı sahanın içinde, ben de dahil, profesyonelce bir iş yapmıyoruz. Kesinlikle. Hepimiz amatörüz. Amatörce düşünerek amatörce bir mücadele ediyoruz. Amatörlük hatalar açık bir şeydir. Yani iki takımın çekişmeli anında iki takımın birbirine karşı kaçırdığı goller, yediği gollü hatalar, yani bariz hatalar, insanların birbirine bu kadar hakeme saldırdığı kadar bir pozisyon gerçekleştirmiyor. Tabii. Yani siz bir maçlık düşünün ki bir forvet oyuncusu gol kaçırdığını ve takım kaptanı orasıya bilmem ne yaptı diye gerçekten şakayla değil, gerçekten bir serzenişte bulundun. Böyle bir şey yok, görünmüyor. Evet. Ama küçücük bir taş pozisyonunda o anda verilen hatalı bir karar olabilir. Orada aşırı bir şekilde tansiyon yükselmesi, hakemin üstüne sözle, fiziken ya da ne bileyim böyle şiddetli şekilde gelinmesi o maçın bizim tarafımızda ne de, hani hakem organizasyon tarafında da karşı rakibe de saygısız. Yani evet, ahlakımızın üstüne çıkmış oluyordu. Bence biraz daha böyle o kişilerin, yani belirlenen kişilerin ve bundan sonra yapacak olan kişilerin, istedilen kişilerin baştan dediğim gibi takım kaptanları tarafından tespit edilip bunlara özellikle söylenmeli ve bütün takımların böyle tansiyonu düşük, çekişmesi bol ama tansiyonu düşük, özellikle hakem ve organizasyonuna karşı tansiyonu düşük bir maç yönetilmesini peki, tercih ediyorum açıkçası. O zaman daha şey oluyorsun. Maça daha çok motive oluyorsun. Pozisyona, evet, pozisyonun niteliğine, bir sonraki aksiyonuna daha çok motive oluyorsun. Bu sefer de doğru karar vermiş oluyorsun. İki taraf için de adaletli bir karar vermiş oluyorsun.
Peki. O zaman güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine biz bir Cihan Hoca, Süleyman Hoca, sen, ben bir yine bir program yaparız. Böyle, tamam olur. Çünkü çok güzel olur. Bu programları yapmak zorundayız. İnsanlara evet. Kendimizi söylememiz lazım. Bu işin hakemle, yani hakemin verdiği kararlar tabii ki etki edecek ama bu da işin kanunu yani. Buna gelip de büyük tepki vermeye gerek yok. Zaten hani şu anda saygı seviyesi yüksek takımların. Ama dediğim gibi yani bunu devamlı bu olayı artık futbolu gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi sadece futbol ortalamını sağlarsak bu bizim en önemli şey. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlginiz, alakanız için teşekkür ederim. Tekrar bizi dinleyen, bizi izleyen bütün sevdiğimiz, saydığımız arkadaşlarımıza selamlar iletiyorum. Peki, çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Saygılar. İyi akşamlar. Evet, yayınımızda üç hakemimiz var zaten organizasyonda. Sevgili Cihan Hoca ile beraberiz. Cihan Hocam hoş geldin yayına. Merhabalar Şimdi, Erkan Bey. Evet, Baykul Bilda ve Süleyman Karaağaç'la da görüştüm. Sen de değer verdiğimiz bir hem şahsına münasır çok değerli bir insansın hem de yönetimle de ilgili çok değerli yönetimler sergiliyorsun. Veteranlarda genelde görev veriyoruz. Bazen işte boş olduğunda gençlerde de işte görev almaya çalışıyorsun. Yavaş yavaş zaten monte ettik seni de. Sağ ol, sen de aramıza katıldın, kırmadın bizi. Evet, teşekkür ederim. Neler düşünüyorsun yani şu ana kadar turnuvayla ilgili senin gözlemlerin neler? Yani gözlemlerim şu yönde, hep celsimen takımlar var. Evet. Tabii her maçın heyecanıyla nabız yüksek olduğu için itirazlar oluyor ama itiraz boyutu tabii belli bir sınırda kalıyor gördüğüm kadarıyla. Kaliteli bir lig. Bütün takımlar birbirine denk. Tabii güzel maçlar oluyor. Ben tüm takımlara başarılar diliyorum. Tabii hakemliğin cilvesidir artık. İlla hatalar olabiliyor ama tabii oyuncular bunu çok uzatmıyorlar sağ olsun. Onlar da bize yardımcı oluyor. Güzel bir lig, güzel bir organizasyon. İnşallah böyle devam edelim. Peki iletişime geçiyor musunuz mesela oyuncularla, işte benim burada bir hatam var mı ya da senin bende eksik gördüğün, hani kişisel olabilir. Çünkü bizde biliyorsun iletişim çok sağlıklı değil. Genelde ya kuruluyoruz ya hiç iletişime geliyor. Bu da bu aileden gelen bir şey bence. Yani ailelerimiz de ister istemez yani maddi koşullar tabii zor. Çocuklara önem veriyorlar ama ne kadar verebiliyorlar o da ayrı bir şey. Ama işte oradan gelen bir işte ya çok dolup birden patlama ya işte atıyorum sağlıklı bir iletişim olmaması. Adam bir şey düşünüyor, senin farkında değilsin yani o anda. Yanlış yerde yanlış tepki vermesi. Bunu önlemek açısından mesela sağlıklı bir iletişime geçmeye çalışıyor musunuz? Hani yani benim şöyle, kişisel bazda var mı benim ya benim benle ilgili problemim, benle ilgili sorunum ya da yani zaten olamaz da hani atıyorum eksiklerim, artılarım. Ha, bütün hocalara soruyorum yani bunu. Yani şöyle her birey yani, önemli bizim için çünkü. Bence şöyle bak, tamamen şahsi ve kendi kararım. Hakemlerin arkasından durman, yani sonuna kadar iyisiyle kötüsüyle bir hakemin arkasında olman çok güzel bir şey bence. Yani ben bundan dolayı çok memnunum. Çok güzel. Samimiyetine böyle sonsuz güveniyorum. Ben hiçbir problem yok şeyle alakalı. Evet. Şöyle iletişim tabii ki de takım oyuncularla olabiliyor ama şimdi dediğim gibi biraz önce bahsettim. Nabız yüksek olduğu zaman şimdi oyuncuya sen o kararı yani doğru veya yanlış yaptığını şey yapsan anlatsan da çok anlamıyor. Çünkü ona göre o faal olmayabilir. Nabız çok yüksek dediğim gibi. Nabız yüksek olduğunda da oyuncuyu yönlendiremiyorsun. Hani şurada şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama bazen şöyle olabiliyor. Şimdi oyuncu avantajı kullandırdığı pozisyonlar oluyor. Evet. Tabii onlarda mesela oyuncu diyor ki biraz önce faal vardı. Avantajını kullandım. Bir gidiyorsun. Tamam abi, tamam hocam, teşekkür ederim gibi diyaloglar oluyor. Bu iletişim olarak bence çok güzel bir şey. Çünkü adam düşünüyor yani diyor bir sonraki atak. Ya hoca acaba avantajı mı bıraktı? Acaba hani neden böyle oldu diye şey yapabiliyor. Oradan da tabii oyuncuların güvenini kazandığımı düşünüyorum bence. Evet. Avantajlı pozisyonda oynatarak ya da neden faal olduğunu ya da neden faal olmadığını gibi durumlara çıkıp da bunu görmedim, göremeyebilirim bunu, görmedim yani. Aynen. Evet. Tabii yani diyorum hani böyle gördüm veya gözümden kaçmış olabilir. Bazen tabii oyuncuların da acayip celsimenliği oluyor mesela. Benden çıktı hocam diyor mesela, görmüyorum. Veya hocam bastım diyor, faal diyor. Evet. Tabii oyuncular da böyle yardımcı olduğu zaman dört dörtlük bir turnuva oluyor yani herkes tabii. Önemli olan niyet gibi bunun bir şey. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi de dediğim gibi biz az olsun öz olsun mantığındayız. Evet.
Yani çok iş yapıp çok da iş yapabiliriz biliyorsun yani turnuvalar diğer turnuvalardan bir aşağı kalır yanımız yok. Ama derdimiz çok burada çok kaosa sürükleyip sizleri kaosa sürüklemekten ziyade hani çünkü her takım bir bilmece bir soru işareti bizim için. En azından evet. Bildiğimiz insanları siz de mesela devamlı yönettiğiniz zaman atıyorum bir işte atıyorum bir nedir ne sayacağım veya bir anlat bir işte atıyorum Deniz evet. Korsan bir aklıma gelenleri söylüyorum yani bunlar yıllardır gelen giden takımlar hani orada bir şey olabiliyor tamam bu adamın düşünceleri bu oluyor ama şimdi yeni gelen takımların hepsi birer soru işareti oluyor. O insanlar bize ısınana kadar çünkü değişik bir ortamdan geldikleri için güvensiz, samimiyetsiz ortamlardan gelebiliyorlar. Atıyorum turnuvalardan. Her turnuva evet. Kendine göre iyidir ama hani işte kaosun olduğu. Bizlerden de biraz kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bizler de seçici olup ya da cezaları tam zamanda verdiğimiz zaman kişi de kendini şunu diyor tamam burada ne kadar samimiyet de olsa bu insanlar aptal değil. Bu insanlar gerekli cezaları verirler, gerekli dik duruşu dururlar. Bu samimiyetlerini biz kötüye kullanmayalım ki sen de öyle, ben de öyle. Evet, evet. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani bu seçici olmanın da önemli olduğunu düşünüyor musun? Yani şöyle olabilir bence. İş zaten resmi bir iş bence benim gördüğüm kadarıyla. Yani resmiyet var. Yani hakeme olsun, koordinatör olsun sayıyorlar. Yani sayıyorlar, seviyorlar. Hı. Ama şöyle bir şey olabilir bence. Tabii. Tabii kırmızı kart çıkmıyor ama bence şöyle olmalı. Hani bilmiyorum illaki çıkabilir. Sonuçta bir sürü maç oluyor, turnuva oluyor. Kırmızı kartın akabinde bir yaptırım olması lazım. Mesela bir maç, iki maç. Yani böyle bir rapor yazılabilir. Tabii yani. Tabii onları yapıyoruz zaten. Ki veteranda çok olmadığı için bir işte evet. Talihsiz bir olay yaşamıştık Ömer'le ilgili. O da gerekli cezaları aldı maalesef. Yani öyle ben konularda... de yani çok karşılaşmadım bir şey sadece katkı yapabileceğim bir şey oldu. Tabii gençlerde yaptığımız var mesela bizim bir şey listemiz var kural listesi mesela işte hakeme hakaret minimum 3 maksimum 6 hepsi yazar. Yani ben birisine ceza verdiğim zaman atıyorum işte sen bana bunu nasıl yani bu neye dayanarak verdin dediğinde ben bak kardeşim kural listede bize bu. Bir şöyle bir kural daha olabilir bence çok değişik tabii. Tabii ki. Mesela şimdi nabzı çok yüksek oyuncular oluyor. İlla itiraz ediyor, biri itiraz ediyor, iki de sarı kart veriyorsun. Şimdi itirazı devam edeceği belli. Mesela bu oyuncuyu mesela beyaz kart diye bir uygulama çıkartabiliriz mesela. Bir dakika, iki dakika, üç dakika dışarıda bekliyorum. Onu da düşünüyorum ama onun da eksileri artılarını düşünüyoruz. O da önemli bir şey. O da yani olabilir. İki dakika dışarıda olabilir veya üç dakika. Tabii. Işte. Onun da artıları eksileri. Oyuncunun nabzını düşürebilecek seviyede. Tabii. Yani onun da artıları eksileri var. Onu da ben düşünüyorum. Şeyse yani gerçekten önemli, gerçekten yani olumlu bir şey olacaksa zaten şey yaparız. Peki Can Hocam çok sağ ol vakit ayırdın. Rica ederim ne demek. Var mı bir eklemek istediğin bir şey? Vallahi eklemek istediğim bir şey dediğim gibi tüm takımlara başarılar diliyorum. İlla ki bizim de hatamız olmuştur. Tolere ettikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Sizler de onların hatalarını tolere ediyorsunuz yani hep beraber böyle zaten. Oyuncuların hatalarını siz de tolere ediyorsunuz. O karşılıklı iyi niyetle ilgili. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, takım yetkilileriyle görüşmelerimiz sona erdi. Şimdi hakemlerimizle ilgili hemen görüşeceğiz. Onların da düşüncelerini alacağız. Evet, hattımızda Süleyman var. Süleyman yeni hakemimiz. Sevgili Süleyman Karaağaç. Hoş geldin yayına Süleyman. Hoş bulduk abicim. Evet, şimdi takım yetkilileriyle görüşmelerimizde ilk yarı değerlendirmesi. Çünkü ilk yarı bitti biliyorsun turnuvamızda. Evet. Benim gözlemlediğim şu, gerçekten samimiyetimizi algıladıklarını, hani hakemlerle ilgili hiçbir sorunların olmadıklarını, ufak tefek şeylerin dışında gerçekten dört dörtlük gittiğini söylediler. Sen yeni katıldın aramıza. Biz de zaten özenle seçiyoruz hakemlerimizi. Çünkü en önemlisi güvenilir olması, dik durması sahada. Sen yeni turnuvada, yani katıldığın turnuvada neler gördün? Oyuncuların gözlemleri, bakış açıları neler sana karşı ve nasıl bir futbol ortamı var? Bir de hakem gözüyle neler söylemek istersin? Yenisin neticede bu işte. Abi şöyle söyleyeyim, hani ben sayısız turnuvada oynadım. Yani hala da oynuyoruz ama ben bu kadar aile ortamı olan, bu kadar birbirine bağlı, hani kameramanından işte yani senden, organizatöründen, hakemine, hakemin oyuncusuna, bütün takımlara kadar her yerde bir aile ortamı var yani. Maçtan çıkınca mesela çay çok içebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Çok güzel bir şey. Yani lig de çok kaliteli. İnanılmaz kaliteli oldu. Hani bu sene özellikle inanılmaz bir kalite geldi lige. Takımların iyi olmasından, turnuvanın iyi olmasından dolayı. Yani turnuva da bayağı değerleşti. Bence bayağı değerleşti yani şeyde, Antalya'da. Zaten bu işi en iyi yapanların başına geliyorsun yıllardır. Evet.
senin anlatımın zaten olaya ayrı bir canlı katıyor. Ama gerçekten takımlar mesela Nesa, Palermo, işte Yakamoz mesela, gençler, Rüzgar gibi Tayvan'ın daha bir sürü takım var. Gerçekten söylüyorum, ciddi anlamda Gunners mesela, Zaga, çok iyi takımlar, ciddi çok iyi takımlar yani. Herkesin mesela, her takımın turnuvaya kattığı bir renk var. Yani kimsenin de bir saygısızlığı ben bu zamanı görmedim. Tabii bizim de farklı bir hatalarımız oluyordur yani. İnsanız ama kimse saygısızlık yapmadı. Yani terbiyesizlik yapmadı. Evet. Ne dersek hani hocam tabii sen öyle uygun görüyorsun gibilerinden konuştular. Ben onlara teşekkür ederim yani, senin aracın abicim. Sana teşekkür ederim bana fırsatı verdiğin için. Beni bu aile ortamına soktuğun için. Estağfurullah, ne demek. Peki bir oyuncu gözüyle, sen de bir oyuncusun yani, bu neçede bölgesellik olsun, süper amatörlük olsun, bal ligi olsun oynuyorsun. Oyuncu gözüyle... bir futbolcu gözüyle Türk futbolundaki, yani bizim turnuvadan ziyade bu işte başarısız olmamızın sebeplerinden bir tanesi sence hakemleri devamlı eleştiri, onları sanki dünyanın en hani savunmasız insanları gibi bütün okların onlara gelmesi, sence adil bir düzen mi Türkiye'deki düzen? Yani gelişmiş ülkelerde baktığın zaman hakemlerin o kadar büyük hatalar yaptığını, mesela Anders Friski hatırlıyorum, işte Almanya'da olmayan golü vermişti VAR döneminde, VAR olmadığı dönemde. Hani top Bayer Leverkusen maçında. Yani top yan ağlardaydı, gol verdi. Ne hatalar yapıldı değil mi? Kırmızı kartlar, ama bu kadar yani konuşuldu ama bu kadar abartılmıyordu. Tahammül sınırları bizim kadar böyle çok yüksek değil. Yani pardon, alçak değil. Sen neler düşünüyorsun bir futbolcu gözüyle? Yani hakemlerin mi? Tek sorun hakem mi Türkiye'de Türk futbolunda? Abi kesinlikle tek sorun hakemler değil. Yani aslında baktığın zaman sistem doğru düzgün bir işlem istemiyor aslında yani. Başından aşağısına kadar mesela bütün sistem yanlış bence. Evet. Ben bunu maçlara, takımlara söylüyorum, bazı oyunculara söylüyorum. Bazı takımlarda bazı oyuncular var mesela, itirazdan beslenen. onlara dedim mesela, onlara da söyledim. Kelime yani, hakemle oynamayın. Yani takım, hani top oynayın yani. Top oynasanız hakem oynamasa mesela yenecekleri maçları hakeme itirazdan ya da ne bileyim başka şeylerden, moral bozukluğundan, aralarındaki... Konsantrasyon düşüklüğünden değil mi? Konsantrasyon düşüklüğünden yapacaklarını yapamıyorlar mesela. Ben... Ya tabii ki ne diyorum, bizim verdiğimiz her kadar %100 doğru diye bir şey demiyorum. Tartışılabilir ama bizden maksimum, yani bu iş içine geldiğimiz için maksimum derecede en doğrusunu vermeye çalışıyoruz. Ama takım olarak bütün takım oyuncuları yani sadece top, sadece hani adam niyetimiz top olsun, hani ya hakemle konuşmayın, rakiple uğraşmayın, yani düşmeyin deseler, ki burada yapan takımlar var aslında. Bence daha başarılı olurlar. Ki yapan takımlar daha başarılı oluyor baktığın zaman. Şu an mesela lider olanlar, yetmiş olanların hepsi öyle bence. Mesela şöyle bir örnek verelim o zaman. Bir Almanları düşünelim. Mesela çok hakemle oynadıklarını gördünüz mü mesela hakemle? Yani Almanların tahammül sınırını ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi Almanlar çok başarılı değil mi mesela? Çok başarılı. Yani bizler bence tahammül sınırımızı biraz sorgulamamız lazım. Yani bir şeye ya en dipteyiz ya en sonda. Duygusal bir millet olduğumuz için bence o da. Yani ya kararlarda deliriyoruz, ya tabii bizim ligde çok olmuyor ama hani ben genel futbol ya da diğer turnuvalar için de hani değerli turnuvalar da var. Ama burada hani kişisel gelişim, kişinin bir sorgulaması gerekmiyor mu? Yani ben bu turnuvada geldiğim zaman ne veriyorum, nasıl bir etki veriyorum, örnek oluyor muyum, spora bir değer verebiliyor muyum, futbolun gelişmesini sağlıyor muyum, kendi takımımız gelişmesini sağlıyor muyum, hakeme yardımcı oluyor muyum, insani yönden sadece söylüyorum. Tabii hocam, aynen bundan bahsediyorum ben de. Yani ama kar ve zararı nasıl yapıyorum, evet. Sorun. Bizim ülkemizde genel bir sorun zaten şey sorunu var yani, tahammülsüzlük sorunu var her şeye, sadece yani futbolu değil, bu her şeyde böyle. Yani o yüzden bu da futbola yansıyor. Yani mesela gün içinde gergin geçiren bir insan akşam maça gergin atmaya gidiyor. İstediğini yapamayınca da mesela ister istemez işte hakem olsun, karşı taraf oyuncudan olsun, kenarından olsun münakaşa girebiliyorlar. Ama biz mesela hepimiz insanız ya. Biz mesela atıyorum ben şahsi, yani benim şahsi olarak ben mesela alttan almayı daha çok şey yapalım diyelim. Yani daha çok alttan almayı seçen bir tarafım. Çünkü neden? Ben de top oynadığım için karşı tarafının yerine kendimi koyuyorum yani. Evet. O gerginin, o anlık gerginin bir anda sinirle mesela o ağzından çıkabiliyor, kötülükten çıkabiliyor. Ama maç sonunda yeter gelmez daha. Hocam özür dilerim, kusura bakma ya, bir anda gergin oldu. Herkes öyle söylüyor. O yüzden yani kimse de bir kırgınlık, kızgınlık olmuyor yani. Çünkü önemli olan dediğim gibi maçın maçta kalması yani. Çıktıktan sonra hepimiz aile gibi oturup sence, içebiliyorsak tabii, çok güzel bir şey. Sence şöyle bir şey olması gerekmiyor mu ama yani? Mesela bakıyorsun bu ağız küfür olayı zaten olmaması gereken bir şey. Zaten sporda olmaması lazım, hayatta olmaması lazım. Yani hayatın kendisinde de küfür değil mi? Olmaması lazım kişisel gelişim için. Ama hani bu klasiklerden biraz da uzaklaşmamız gerekmiyor mu? Yani işte ben sahada kendimi tutamadım ama dışarıda özür diledim. Yani bu klasik haline gelmiyor mu benim işlerden sonra? Evet. Yani maalesef burada mesela abi. Hani insan değişmez ama gelişebilir.
Yani mesela diyorum orada söylememesi gereken tecrübe de bu değil midir yani? Hani bir insan tecrübeli olmadığını buradan öğrenmez misin hani? Ya bir şey söylüyorsan bunun sonunu düşünmem lazım. Biz neden bu konularda çok tecrübesiz kalıyoruz? Bir de onu öğreneyim sana. Abi kesinlikle bu alışkanlık, çünkü şöyle alışkanlık yap yap özür dile olayına çıkıyor bu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Aslında karşındakinin niyeti çok önemli. Sen bu niyeti hani içten İslamiyet'i alıyorsan karşından, evet, özrünü kabul ediyorsun ve bir daha mesela yapmayacağına inanıyorsun. Ki gerçekten mesela benim başıma çok geldi. Gerçekten mesela o an maçın içine laf edip hocam özür dilerim gergin deyip de ben onu İslamiyet'e inandıktan sonra bir gün bir maç sonra mesela hiçbir şey yok. Günlük gülüşen sonraki maçta daha iyi. Ya böyle çok başıma gelen bir şey var. Yeter ki karşıdaki insanın birine samimiyeti bence çok tabii önemli. Tabii. İnancı, güvenci. Tabii. Hani tabii bunu yapıp yani suistimal edenler de var ama sayı bizim ligimizde yani şu an ACL Cup'ta sayısı çok çok az. O yüzden gerçekten senin önceki abi seni tebrik ediyorum ve senin turnuva kazanan takımlar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de senin gibi çok değerli bir insanı hem kişisel olarak da seni tanımaya çalışıyorum gerçekten. Eyvallah abi. Yani çok da değerli. Yani ailene de buradan çok selam. Senin gibi değerli bir insan yetiştirmişler. Hala da gelişiyoruz değil mi? Hep beraber gelişeceğiz. Ben de aramızda olmandan dolayı gerçekten çok mutluluk duyuyorum. İnşallah hep beraber sağlıklı, sıhhatli, samimi bir şekilde, iyi niyetli bir şekilde gideriz, yolumuza devam ederiz. İnşallah abi, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Önemli olan burada sizlerin gerçekten oraya geldiğiniz zaman hakemlik müessesesi zor bir müessese, inanılmaz zor bir müessese. Orada işinizin, stresli bir işinizin biraz daha sizi rahatlatmak, orada daha sakin, daha güzel kararlar vermenizi sağlamak. Eleştirilerde açık olmamız lazım. Oyunculardan olabildiğince sizden ricam, hani benim eksiğimi nerede gördün? İşte mesela bir takım olarak da olabilir, maçtan sonra olur, maçtan önce olur. Yani iletişim çok önemli bana göre. Sağlıklı iletişim ama çok önemli. Yani iyi niyetli iletişim dedin ya sen de. Yani soralım, diyelim ki yani burada benim eksiklerim ne? Yani var mı eksiğim? Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Onlar da daha rahat, onları da daha rahat oynamaları için, daha konforlu oynamaları için. Çünkü iyi bir iletişim bence her şeyin başıdır. Yani o sana karşında yani itirazlarda bile düşük itirazlara geri döner ya da saygıyla geri döner. O yüzden bunu da zaten yapıyorsunuz. Daha çok yapmanızı da isterim bir abimiz olarak. Tabii eleştiriye açık olmamız lazım. Hepinizin yani saygı çerçevesinde her türlü eleştiriye açığız yani. Peki Süleyman, var mı eklemek istediğin bir şey? Çok abi, teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Tekrar benim bu aileye kattığım için bırakmış bütün takımlarda başarı diliyorum. İnşallah keden sonunda şampiyon olur diyorum. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Pazar günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, görüşmek sevgiler Süleyman'cığım. Çok sağ ol. Görüşürüz çok abi. Sağ ol, çok sağ ol.